Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. İtikat dima dersimiz 43. İtikat 7. Yedinci ders, itikatla iman arasındaki fark. Birincisi itikat nedir? İkincisi itikatla iman arasında fark nedir? Mevzumuz bu. Hazır mıyız abi? İtikatta şirkler olursa itikadı bozulur. İmanda şirkler olursa iman şey olur. İtikatta şirk olmaz demeyelim de yani itikatta. İtikatta şirk olmaz denmez. Niye de nereye göre diyorsun? İtikadın şirki vardır, imanın şirki vardır. Biraz açabilir miyiz abi bunu? Bir örnekle mesela yapabiliriz. Mesela Mutezile kişi fiilinin halikidir der. Şirktir bu. İtikadın şirki olunca ehli bid'a oluyor. Kişi fiilinin halikidir yani elini kendisi mi kaldırıyor? Bu itikattaki dima, itikat dima ait, iman kalbe ya. Oldu mu şimdi? Demeyelim diyordum biraz önce. İmanda şirk nasıl yapacağız o zaman? Ha, imanda şirk. İmandaki şirk sen söyle bakalım. İmanda nasıl şirk? İman gidiyor. Mesela tabiat. Puta tapar mesela. Puta tapıyor. İneğe tapar. Ha. Allah Allah ya şey ya bu kabul adem. Ayrı bir şey yapıyor. Yani dimadaki şirk iyi niyetle yapıyor. Yoksa kafir olur. Ya mesela Mutezile kişi fiilini halikadı derken şer'i Allah'a vermemek için yapıyor. İyi niyetle yaptığı için ehli bid'a oluyor. Aynı şeyi art niyetle yapsa kişi işinin fiilini halikadır. Bu Allah tenzih etme değil, Allah inkar etme adına olsa bu imanın yok olur. Niyetinden kurtarıyor. Bir daha. Mutezile diyor ki, şer'i Allah yaratmaz. Allah'ı tenzih etme noktasında dediği için ehli bid'a oluyor. Tamam mı? Eğer tabiat hesabına, Allah'ın kar hesabına denilirse bu imansızlık oluyor. Aynı şey. Mesela kişi kendi işini kendi yapar. Hani Allah neredeydi? Tabiat perest. Tabiat yapıyor demenin aynısıdır. Kişi işini kendisi yapıyor. Şimdi sayfa 207'den başlıyoruz. Lemalar 78. İkinci kısım ise ameli ve feri olmayıp belki itikadi ve fikri bir hükümdür. Yalnız imanın nefini değil belki imanın zıttına gidip bir yol açmaktır. Bu ise batılı kabuldür, hakkın aksini ispattır. Bir daha yeni oturduğunuz için sabah sabah. Bir daha. İkinci kısım, iki tane şey var bu. Lemalarda tevafuk da etti. Bir kabul adem var. Bir tanesi küfür ve dalalet ikidir diyor. Küfür ve dalalet ikidir diyor. Metni hatırladığım için söylüyorum burada. Birincisi diyor, ameli ve feridir diyor. Yani ademi kabuldur, terktir diyor. Ne demek o? Ya ben bu işlerde yokum. Ben bu işlerden Allah'ymış. Namazdır. Namaz kılıp kılmamak benim problemim değil. Böyle bir şeyim yok ya. Yani. Lakaytliktir diyordu. He. Yani böyle sizin probleminiz namaz. Benim öyle bir şeyim yok. Hani Allah inkar etmiyor, kabul de etmiyor. Bu adimi kabul terk. İkincisi öyle değil işte bu. İkincisi ise ameli ve feri olmayıp belki itikadi ve fikri bir hükümdür. Yalnız imanın nefini değil,
belki imanın zıttına gidip, yani ya benim böyle bir işim yok, dinle Allah'a değil, daha ilerisi fikridir. Zıttına gidiyor, yol açıyor. Çünkü diyor, çünkü Allah bu kainat sarayının bütün kapılarını açık bırakmamış. 99 kapı açık, bir tanesi kapalı. Şeytan o bir tanesini gösteriyor. Tamam. Yani küfre yol var. Az da yoksa var. Küfre yol var. Görmüyorum diyor. Yani peygamberin mucizesini gördüğü halde sihirdir diyebiliyor. Yani insanda böyle bir sistem çalışıyor. İmanın zıttına gidip bir yol açmaktır. Bu ise batılı kabuldür. Hakkın aksini ispattır. Bu Adem'i kabul değildir. Bu kabul Adem'dir. Tamam, şimdi buradan devam ediyorum. Ne demek? İtikat kabul Adem'dir. İtikat kabulü Adem'dir. Biraz önceki tersi olmadı mı şimdi? Batılı itikat. Şimdi devam edin. İtikadi ve fikri bir hükümdür ki kabulü Adem'dir zıttı. Yani ne demek bu zıttı? Kabulü Adem'dir zıttı diye şey yapmışız. Bir gideyim. İtikad diman hükmüdür. İtikad diman hükmüdür. Bütünlüğünün hükmüdür. İtikad diman yoludur, dimadan yol açmaktır. İtikat ispatla beslenir. Şimdi Adem'in kabul zaten hiç alakası yok. Yani böyle itikatla imanla alakası yok. Zaten adam diyor ki Leşoviç, tamam mı? Böyle fok balığı gibi dinmiş, Allah'mış, namazmış, böyle bir ölümmüş, böyle bir problem. Leş ya. Leş. Şaribü leyli ve nehar. Gece gündüz içer. Bu Adem'i kabul terktir. Bu problem değil yani. İkincisi ise öyle yaşantı değil bu. Yaşantı lakaytlığın dışında itikad ediyor batıla. Fikir gidiyor. Bu Adem'i kabul değil. A, B, C, Ç, D, E, F, G, K, L, M, N. Oradan kalsın. A öncedir, K sonradır. Adem'i kabul kolaydır. K kabulü Adem fikridir. Böyle bir terk değil bu. Dava etmiş onu. Dava edilmiş. Dava edilmiş yani. Yol açıyor yani. Adam iman ediyor. Yani küfrü itikadını ispat etmeye kalkıyor. Tamam mı? O zaman itikat kabul Adem'dir. Yani itikat, yani bunun zıttı yani. Bizim itikat batılın zıttı. Yani hakkın zıttı. Şirkten açılmış. İmanın yani zıttı diyor devamında. He. İmanın zıttıdır diyor. Ha, imanın zıttıdır. Bak, gidip bir yol açmaktır imanın. Yani bu, yani imanın zıttı. Sadece imanın devamında öyle diyor zaten. He. Bu kısım imanın yalnız nefi ve nakızı değil, belki imanın zıttıdır diyor. He. Bu kabul Adem. İmanın zıttı bu. Yani imansızlık değil, imansızlık artı onun zıttına gitmek. Şimdi bu şey oldu. Demek ki kabul Adem, kabul var, kabul. İman yok burada, kabul. Kabullenmek veya reddetmek. Bu dimağa ait. Vahiy geliyor, kabul ediyor veya etmiyor. Yani kabul Adem'de dimağı kullanmak zorunda. Kesinlikle iman, dimağı kullanmak zorunda. Yok, şimdi itikadı olacak, batıl itikadı. Batıl bir veya hak itikad. Batıl itikattır bu kabul Adem. Ama şeyse Adem'i kabul, itikat falan değil o. Mesela öbürküsünde muhtemelen abi, hani benim işim olmaz diyen adam ya tahayyülde, tasavvurda duruyor. Bitti. Oluşmamış yani. Öyle. İşim olmaz diyor. Bırak, tahakkulde belki. Ya o tahakkule gitmez de. Bu tür leşovişler tahayyül, tasavvurda işi bitmiş. Şeytanın cevelanı ya. Şeytan orada, o iki sahaya. Bitmiş, adamın işi bitmiş. Orada itikat, mitikat yok. Burada itikat kabulü Adem'dir. Bu kabul Adem, bu batıl itikattır. Biliyorsunuz, daha önceki derste geçtik, kullanmayayım dedim ama
İmanın zıttı yoktur, itikadın zıttı vardır. Batıl itikatlar, batıl ilahlar. Çünkü iman Allah'ın zatının nurudur. Allah'ın zatının nuru olduğu için Allah'ın da zıttı yok. Onun için zıttı bir iman yok. Ama itikat ise kabul Adem olduğundan dolayı itikadın zıttı vardır. Batıl ilahlar, batıl putlar, batıl şeyler kabul Adem'le alakalı. Yani dolayısıyla burada öyle şey yapacağımız, Adem'in kabul itikatla da alakası yok. Adam tahayyül, tasavvur işi bitmiş. Kardeşim, Adem'in kabul buradadır. Bunu yazabiliriz. Şuraya yazabiliriz. Adem'in kabul. O şey olmaz mı? Kabul olduğu için tasdik filan, tahakkül, tasdik. Ben de tasdik gerekmez diye düşündüm. Yani... Şu, yok. Hayır, tasdikti yok ki adamın. Tasdiki mastiki yok adam. Ya. Bir şey tasdik etmiyor. Adem'ini kabul ediyor. Kabul etmiyor bir şey. Yani adam bir şey yok, bir şey yok. Kabulü adam belki dediğin gibi olabilir. Hiçbir şey yok Ali, yani hiçbir şey yok. Ha? Burada... Ha, itikad zaten. Ha. İşte oralarda yani kabul abi. Siz o kelime aldatmasın, kabul. Tamam, şimdi anladım abi. Ha. Yani burada adam leşoviç, hiçbir şey yok. Adam böyle bir fok iddiası balığı. Yok yani. Fok balığı yani. Ha. Hani var ya balina. İçer. Hapşşş. Hiçbir şey yok. Burada cevelengah burası. Bu çok önemli bu. Kabul Adem, Adem'in kabul. Yani kabul Adem bir iddiadır, bir yol açmaktı, bir davadır. Putu bir iz sürmektir. İz. Bir iz sürüyor. Tamam. Dolayısıyla burada batıl bu. Bu batıl. Tamam mı abi? Şöyle. Batıl itikat. Müsbet itikat ise burada. Salabet. Salabeti diniye. Hak bir itikat yani. Zıt buradan çıkıyor. Burada, burada var. Burada şey imanda zıt yok. Burada da zıt yok. Bitmiş adam. Böyle bir şey yok. Böyle bir adam yaşamamış kabul ediliyor alimlerce. Böyle bir insan yok. İnsan değil. İnsan değil deniliyor. Tamam. Yani bitmiş lan. Bu Hasan abi kabul adam var ya. Abi. Onların dönüşleri Adem'i kabul sanki şu anda daha yumuşak gibi görünüyor ama kabul Adem'in dönüşü daha verimli oluyor. Yani itikatta dönüyor. Aşağılardan sıfırdan başlamıyor gibi sanki. Ha şey eğer hangisi daha hayırlı bizim için dersen bu hayırlı. Bundan bir şey olmaz. Adama dinsiz de gelse la komünist ol, ateist ol, deist ol, teist ol, iddia sahibi ol. Bu adamda böyle bir şey yok, yok. Adam. Bu adam olur, bu adam adam olmaz. Evet. Uyuma numarası yapıyor. Yani bu adam adam olmaz. Abi burada şey mevzunun başında şöyle diyor. Küfür ve dalalet iki kısımdır diyor. Birisi dalalet, biri küfür olabilir mi bu? Ayrılır mı? Küfür ve dalalet olabilir yani. Bu küfür etmektir. Dalalet bu olmaktır. Dalalet olsa bu olur. Küfür bu olur. Çünkü başta diyor küfür ve dalalet iki kısımdır diyor. Evet. Bir kısmı ameli feri olmakla beraber
İman hükümlerini nefretmek, inkar etmektir ki bu tarz dalalet kolaydır diyor. Hakkı kabul etmemektir. Mesela dalalet... Mesela şuraya diyebiliriz mesela. Bir terptir, bir ademdir. Şöyle bir... Adem'i kabul ediyor. Şu mesela, şuraya şunu diyebiliriz. Dalalet bu. Bu... Küfürdür. Çünkü küfür... Küfür örtmek manasında, örtmek. Bilerek yapıyor. Abi şey, bu kabul Adem mi? Adem'i kabul belki yanlış yazmış olabiliriz. Yo. Şu kabul Adem doğru. Birinci kısmın ki Adem'i kabul edelim. Tam aşağıdaki Adem'i kabul. Aşağıdaki sonra devam edelim. Sen mevzuyu anlamadın Ali. Anladım. Çünkü hayır, anlamadım. Kabul Adem'dir diyor. Çünkü kabul Adem'de ABC'yi ve devam zikrediyorum. Bak şimdi. İkinci bana bak, onu bırak. Bak. ABC'yi K ya. K kabul Adem'de iddia var. Adem'i kabul de. Hak veya batıl denen bir itikat şey iddia yok. Bir bunu kabul. Anladın mı abi? Tamam abi, anladım orasını da. Anladınsa onu itikada diyemezdin. Bizim okuduğumuz yer burası. Onu diyemezdin. Sen devam edin. Sonra devam et. Lemalar 120. Şeyde şirk varmış abi. He? İtikatta şirk varmış. Evet. Kolay varmış değil mi? Şeyde bulunur. Sözler 540'ta bulunur. Aç bak, oku bakayım. Eflatun ve Aristo, İbn Sina ve Farabi gibi adamlar. İnsaniyetin gayetul gayatı teşebbübü bir vaciptir. Yani vacibül vücuda benzemek yani bu değil. Değil. Firavunane bir hüküm vermişler ve enaniyeti kamçılayıp şirk derelerinde serbest koşturarak diye devam ediyor. Ben bir de şu, panteistlik de bunlardan türemiş bu adamlar. Esbat perest, sanem perest, tabiat perest, nücum perest gibi çok envai şirk tayfelerine meydana açmışlar diyor. Evet, bunu ekleyebilirsin. Şirk yeri. Şirk. Bak şimdi, bak. Bu İbn Sina, Farabi gibi insanlar. Teşebbül bil vacip ne demek biliyor musun? İnsan terakki ede, insan terakki ede, teşebbül bil vacip. Vaciple aynı olur. Çünkü şöyle mantık kullanıyorlar, güya mantıksız mantığı. İnsan geldiğine benzer. İnsan geldiğine. Biz Allah'tan geldik, haşa tanrılaşır. Tamam mı? Bu adamlar İbn Sina gibi Farabi şeyler neyi beslemiş biliyor musun Emzirmiş? Alem İslam'da panteizmi doğurmuş. Panteist nedir? Niye namaz kılmazlar panteistler, panteizm? İnsan ilk önce namaz kılar. Terakki eder. Terakki ede. Nihayeti bulur. Nihayeti bulunca tanrılaşır. Kim kime namaz kılacak? Resulullah bulamadı onlar mı? Tabii. Bunlar terakki etmişler çok. Ya onu sordum panteiste, öyle demiyor. O kadar aptal değil. Diyor ki Resulullah bulamayanlara devamlı örnek olduğu için o namazı terk etmedi. Yani yoksa da terk ederdi. Bizim gibi yapardı. Tabii. Yani devamlı yeniler üretildiği için biz diyor bitenler, yani tanrılaşan kişilere örnek olduğumuz için biz, o da diyor daha yeni olacak muhtedilere, yeni İslam'a geleceklere örnek olsun diye namaza devam etmiş. Çünkü ayeti de neyi biliyor musun? Mealen söylüyorum, o ayeti kullanıyorum. Bir ayetleri var, diyor ki sana yakiniyet gelene kadar, yakin olana kadar namaza, salata devam et. Yakin, Allah bana yakın. Değil işte, ahirettir o. Çünkü ayetin gelişini, bak ayetin düz mealiyle olmaz. Niye? Mesela diyelim ki 10. ayet. 9 tane ayetten beslenir o 10. ayet. 11. ayet 10 tane ayetle beslenir. 12. ayet 11 tane ve bütünle beslenir. Tamam mı? Şimdi sana yakin gelene kadar, sana yakın olana kadar namaz kıl demek ahiretmiş. Tamam mı? Sana yakinliğimiz kalkan nedir? Allah değildir, haşirdir. Haşir. Aslında burada yakiniyet bitmiyor. Tabii. Bitmez. Dolayısıyla yakin etmiş mi? Haşirde başlıyor da ondan sonra. Haşirde başlayıp cennette de devam ediyor. Tamam mı? Esair. Çünkü Allah orada rüyet olacak. Burada olmuyor. Tamam mı? Rüyet ayrıdır, görmek ayrıdır. Kim yapmıştı bu dersi aramızda? Birisi yapmıştı. Erdinç mi yapmıştı? Yasin mi yapmıştı? Görmeyle rüyet farklıdır. Müşahadayla, müşahade etmekle görmek arasında fark. Fark işte. Şimdi bu küfür
küfürde terk yoktur. Yani Araplar çiftçiye kafir derler. Niçin? Tohumu örter. Örten demektir küfür. Bilme vardır. Burada iddia vardır. Burada öyle bir şey yok. Bu bitiyor adam. Terk olur. Terk var. Tamam burada buna şey değil, askerlik yapanlar bilir, cephanelikte nöbetçi tutuyorsun. Bir, uyudun geldiler havaya uçurdular. İki, bak bir geldi havaya uçurdu. Bir de sen uçurdun. Hainlik yaptın. İkisi de eşittir. Gafletle şu şuurlu düşmanlık aynıdır. Tamam mı? Lemalar 120. Ey kafirlerin çokluklarından ve onların bazı hakaiki imaniyenin inkarındaki ittifaklarından telaşa düşen ve itikadını bozan bir çare insan. Bir daha. Ey kafirlerin çokluklarından ve onların bazı hakaiki imaniyenin inkarındaki ittifaklarından telaşa düşen ve itikadını bozan bir çare insan. İtikat, ittifaktan, şairden beslenir, hakaik imaniyeden beslenir. Buradan da bu çıkartıyoruz. Yani itikatın en büyük malzemesi şairdir. Yani beraber olmaktır, Müslümanların varlığıdır. Mesela adam geldi, ne yaptı biliyor musunuz ilk önce? Gelir gelmez şairi bozdu. Çünkü şair, mazi müstakbele taşıyan tevarusen duyguları ve hisleri ve fikirleri, üç tane şair, bak şair. Yani abi İttihat-ı İslam büyük insanın itikadı mı oluyor? Şair, bir de söyle. İttihat-ı İslam büyük insanın itikadı mı oluyor diyor. İtikadını besliyor, evet. Şair, bak, Geçmişin 1, 2, 3 fikriyatı, hissiyatı ve duyguları. Abi bir Rab var, bir de Rabbül Alemin var ya. Geleceğe taşıyan simge beslemiyor, o oluyor. Sembol bir de şablon mu? Şablon. Onu sağ yazın abi ya. Öyle mi? Tamam. Taşıyandan sonra. Doğru söyledi. Öyle tarzı. Taşıyan. Bir daha şey yapın. Tamam. Ne dersin? İslam. Simge. Sembol. Şablon. Şimdi şair, sen ne dedin bir de söyle. Abi İttihat-ı İslam büyük insanın itikadı mı oluyor dedim. Evet. Aynen öyle. Doğru. Tamam, he, şimdi itikat şairden beslenir, öften beslenir, ananeden beslenir. Bunu da yazayım. Bunlara... Aynısı şair içinde geçerli olur abi. Evet. İtikat şairden beslenir. Simge, sembol, şablon bunlar biraz Avrupa'yı kelime ya. Biz tarz, meşrep gibi düzelsek iyi olur mu? İtikadın da karşılığı aynı zamanda dimadır ya bir mesele. İtikat ne demiştik? Nereden besleniyor dedim? Örf. Örf. Anane, kültür, gelenek,
ne ve beraber olmakta ama bir arada, bir arada olmaktan besleniyor. Hakaiki iman nedir demiştiniz az önce. Ondan oraya girer mi o? Hakaiki iman, ha iman daha aşağıdan şey yaparsan imandan. Yani vahiy dimağa geliyor, inşa ediyor, bu imanı oluşturuyor. Sonra oluşan iman da itikadı güçlendiriyor deyince, bu tarafa yapınca hakaiki imaniye denen. Hakaiki imaniye den. Hakaiki İslamiye'den o zaman. Yani İslamiyet Rab oluyor değil mi? Gider değil mi? Tamam, bu da doğru. Hakaiki imaniye inkarına gitti. Telaşa düşün. Tamam. İslamiyetimiz Rab tarafımız yani. İslamiyet Rab'tır. Rububiyet. İmanımız Allah tarafıdır. Rububiyet. Örfü, Rububiyet. Rab diyoruz ya. Rab. O ekleyeyim mi? Su yani. Onu ekleyelim. Abi ben de bir şey söyleyeceğim. Şairle itikat aynı şeydir desek aradaki fark ne olur? Olmaz. Şairle itikat aynı olmaz. Şairin karşılıklarıyla yani simge, sembol, şablonla örf, anane, kültür, gelenek. Şimdi şey ne diyelim ona? Rububiyet. Rububiyet, Rab, İslamiyet. Ama işte o İslamiyet olan. Beslenir mevzusuna giriyoruz. Tamam. Onu diye söyledim. Netice o. Yani ekleyemeyiz. Ali o aynı olmasını dediğin de onun için yapmadım. Aynı itikatla şair aynı olmaz. Çünkü batıla da, batının da itikadı var. Anladım. Batıl. Şair batılı da olabilir ama. Şairin batılı da olur ama olmuyor işte o. Girmez bu şeye. Yani itikadı bozmak için örf ve anane kültürü bozuyorlar. Ve kesinlikle. İtikad bozulmuş oluyor o zaman. Evet, itikad bozuluyor. Şairin batılı ne demek acaba ya? Böyle bir şey olur mu? He? Şairin batılı demek bir şey, öyle bir şey var mı? Batılı. Mesela batılı, şu, batılı. Açık saçık olmak şairdir. O da bir geleneği getiriyor, küfrü taşıyor. Mesela şapka, zunnar. Şapka nedir? Şapka diyor ki secde geldiği zaman, secde ayeti, Müslümanlar kafir namaz kılmaya başladı. Nasıl ondan ayıracaksın gizlileri, yapanları? Bunu takıyorsun, takınca diyorsun ki fotoğrafına şu terekle, biz Muhammed'in Allah'ına secde etmeyiz. Secde-i mani ya. Bir de yetmiyor zunnar. Yani palaskanın biraz iki parmak daha yukarıda ve kalını bir parmak. Buraya askılık gibi bıçaklar, kasaturalar şeyler takılıyordu buraya. Tamam mı? Eskiler şemsiye takardı ya. Adam takardı. Bu kalın olursa bu rüküye eğilemezsin. Biz Muhammed'in Allah'ına eğilmeyiz. İki, Muhammed'in Allah'ına secde etmeyiz. Bu sefer küfür sembolü oldu. Onun için bu zunnarla foter küfrün alameti oldu. Yani bunun için kullanılmış mazide. Ama şu an o kullanılmasa güneşlik olarak kullanılabilirdi. Ama bu simge oldu artık. Bu oradan çıktı o. Abi o zaman ben kelimenin manasını herhalde tam bilmiyorum. Şair deyince İslam esasları gibi anlıyordum ben. Öyle bir şey demek değil. Alamet. Alamet. Tabii. İslam'ın alametleri, küfrün alameti. Şair, mazi müstakbel etmiş. Şair, alametse... İslami şair desen İslami alameti olur. Şiarın çoğulu demek zaten. Şiar, yani herhangi bir şeyin şiarı. Anladım. Şiarın çoğulu değil mi abi? Tamam, ben yanlış. Ben sorun orada yani, anladım. Neyin çoğulu? İşaret. İşaretlerin çoğuludur. Evet. Anladım, anladım. İşaret. Onu tanımlıyor. Tabela, malatyon diyor mesela. İşaretlerin çoğulu. Anladım. Lemalar 123. Sayfa 208'e geçtik. Yani ne güzel oturuyor ya. İtikad. Yani iman o kadar kıymetli ki Allah için. Allah'ın kendi karşılığı olduğunda.
imana zeval gelmesin diye, onu sarsmasın diye Cenab-ı Hak imanın önüne payandaları koymuş. Nedir o? İtikadı koymuş. İtikad sarsılabiliyor ama iman gitmiyor. Yani direkt darbeler, yirti, matkap gibi şeyler yani imana vurmuyor, sarsmıyor. Abi şöyle bir ilginç bir şey var. Şu çok acayipime gidiyor. İtikad aslında imanın içinde. Evet. Ama içindeyken... Genel bakarsan, evet. Yani öyle. İçindeyken... Dışında. Dışında. Evet. Yani araba mı şoförü götürüyor, şoför mü arabayı götürüyor? Evet. Yani içindeyken dışında. Evet. Yani imanı korumak için Allah payanda koymuş. Nur koymuş. He tamam yani imanın nuru diyelim. Ne yapmış? İmana zeval gelmesin, gelen şeyler imanı yormasın. Şirk, vesvese, vehi, batıl şeyler, itikadı bozacak, imana zarar verecek şeyler hep böyle çöplükle şey kalıyor. Hani var ya böyle su gidecek de gider de ızgara konuluyor. Yani bu burada kalanlar buraya zarar veriyor. Bu delikten geçerler ise buraya zarar vermez. Geçsin. Tamam. İtikad böyle bir ızgara vazifesi yapıyor. Su gideri gibi. Kur'an'ın suru gibi. He. Şimdi lemalar üzülmüş. Çünkü itikadı sarsılmış. Ahlakı bozulur o zaman. İtikadı sarsılmadan ahlak bozulmaz. İtikadı sarsılmış. Ahlakı bozulmuş. 100 fasıkın idaresi ve onlar içinde asayişi temini diye devam ediyor. İtikadın bozulmasının alameti kişi fasık oluyormuş. Tamam. Fasığın şeyi o zaman sarsılması. Evet. Sarsılması. Bak itikad. Fasık. İtikadı sarsılmış veya bozulmuş. Allah. Şimdi ahlak bozulmuş diyor ama. He. Cümletinde. Şimdi devam edeyim. Çıkacak o karşımıza. Fasık olunca yani itikadı bozulunca kişide ne oluyor? Bir, büyük günahları işler veya küçük günahları ısrar eder. O zaman şeyi bitiyor. İtikad sarsılmış, ahlakı bozulmuş, yüz fasıkın. Ha, itikad sırf değil. Şu ahlak da var burada. Hasan abi, şimdi ehli bidâye ile fasıkın ne farkı var? Onu alalım, dur. Şunu bir şey yapayım. Bu. Şu. Benzer onu, olan yanı ne? Hasan abi diyor. Bak, itikadı sarsılmış. İtikadı ve ahlakı. Şöyle daha güzel mi oldu herhalde? Gördün mü? İtikadı ve ahlakı sarsılmış, bozulmuş. Sarsılmış, bozulmuş değil abi. O sıfatları da yazılmış. Yazalım mı? Sarsılmış yani, ifadesi farklı. Sarsılmış. Belki. Çünkü bozulmak da sarsılmak aynı şey değil. Değil mi? Bakalım. Yani itikadı sarsılmış, ahlakı bozulmuş. İtikadı sarsılmış. Ahlakı bozulmuş. Olmadı itikad sarsılmış. İtikadı bozulmuş. Mertebe mertebe. İtikad sarsılmış. Başka bir şey yok. Tabii tabii. Ha, şimdi oldu abi. Bayağı değişiyor iş o zaman. Tamam. Şunu tutmak zor işte.
Zaten itikadı bozuldu mu adam başka bir şey olur, sarsıldı mı başka bir şey olur. Evet. Ya belki birinde ehli bidâ oluyor, birinde de fâsık oluyor. Fâsık ne oluyor. Farkı var abi şimdi fâsıkla ehli bidânın? Ehli bidâ ile fâsık. Şimdi ehli bidâ, fâsık, bu sarsılmış bozulmuş. Ehli bidâ öyle değil. Ehli bidâ mesela diyor ki Allah Resulü, mülbisine, mülevisine, reziline, kepazesine, hepsine şefaatim olacak. Fakat ehli bidâ olmayacak. Ehli bidâ kendisini değil, dini bozan, gayretli. Aya kabul adam ademi kabul gibi bir sanki. Evet. Cehennemin köpekleridir diyor ehli bidâ. Mesela fâsık, kendisi bozulmuş. Ehli bidâ dini bozan. O zaman kabul adam ademi kabul evet. Diyebiliriz kardeşim. Diyebiliriz. Fâsık. Bu şey, ademi kabul olup girer. Tamam mı? O zaman denkti. Çünkü ehli bidâ. Ehli bidâ kendisini değil, bu dini bozuyor. Peki biz şey ehli bidâ diyorduk. Az önce o neydi, iki tane vardı ya. Mütezile miydi? Cebriye. Onlardan bir. O zaman ehli bidâ demeyeceğiz onlara. Ona şu. Ehli bidâ ama bir de şuurlusu var, şuurlusu var. Mesela adam dini bozayım diye dini ekleme yapmıyor. Niyetinle. Evet, evet. Fiilen aynı gözüküyor. Mesela diyelim ki şöyle. Kafir de namaz kılmaz, Müslüman da namaz kılmaz. O kafir niye bu hala Müslüman? O niyetinde şey yok. Dine düşman veya böyle bir şey yok. Bu tembelliğinde. Tamam mı? Bu ehli bidâ bilerek dine iki şey yapar. Ekleme yapar, çıkartma yapar. Hasan abicim, fâsık İnkar etmeyip açıktan günah işleyen. Hı hı. Bu yapmıyor fasık. Bidâ ise yapıyor. Hayır, fasık ikiye ayrılır. Senin dediğin. Bidâ da şey. Fasık var, bir de fasık mutecair var. Fasık mutecair ise ehli bidâdır. Onu elde edelim isterseniz. Fıtratı seniyesi bozuk o zaman. Bak şimdi. Fasık. Fasıkta zaten günah mevzusu yok. Fasık günah evet. Var. Ama şu var bak. Fasık bu. Fasık-ı mütecahir açıkça ilan ediyor ki yayılsın bu pislik diye. O zaman ehli bidâ oluyor. Hı hı. İlk önce fasık olması ama lazım. Evet. Onu ya ekleyeyim istersen. Bak. Fasık-ı mütecahir söylüyor, ilan ediyor. Alalen iştah açıyor. Ağız suyu akıtıyor ta ki cesaret yapılsın, genellensin diye. O zaman buraya girer o. Hasan abi ehli bidâ girmez abi ya. Bidâ şöyle, bidâ dine sonradan yani bir şey ilave edilmesi. Şimdi bu adam, yani bu adam da kötü ilan ediyordur. Ya da çıkartmıyor. Ehli dalalet olur. Bidat da kötü niyet yok. Yani bidada yani. Şey var, dine başka bir şey sokma değil mi bu? Yani adam derse ki mesela işte şu haramı işlemek ben yapıyorum, bu haram da bu asırda olur diyorsa bu belki bidalaşır. Ama adam günahça işliyor ve söylüyor. Yani ahlakı bozulmuş. Ahlakı bozulmuş. Günahkarlıkta ileri gitmiş olur. Bak şimdi. Olur mu? Şimdi ademi kabul adam ilan değil yaşıyor. Ademi kabul fok gibi yaşıyor. Adam günah aleden yaşıyor. Tamam mı? Yaşıyor. Belki de yaşadığını da söylüyor. Ötekisi de yaşıyor ama bozmak niyetiyle bunları genellemeye çalışıyor. İşte ona şöyle der kitapta, Risale'de geçiyor. Ağız suyu da akıtır. Lemat'ta geçiyor bu. Ağız suyu da akıtır. Öyle bir anlatıyor ki, bunda öyle bir şey yok ya. Yani gelmesi arkadaşını götürüyor kötü yerlere. Ama ötekisi, yani bozmak niyetiyle, fasık-ı mütecahir yapısında şuurludur. Dinde bu yoktur der. Yani çıkartır dinde. Evet. Ya haram bu haram. Bu fasık mütecahirdir. Çünkü evet. Var olanı kaldırıyor. O mu yoksa mütecahir demek alenen işliyor. Bunu da söylüyor. Ben şu haramı işliyorum, içiyorum, şu haltı yiyorum, şunu yediyorum. Bu değil midir fasık mütecahir? Evet. Bunu söylüyor ama bunu dinde bu vardır yoktur derse başka bir boyuta geçer. Ha o zaman. Başka fasık bir mütecahir olmasa gerek o zaman. Bidâ olur. Ben mesela günahları işliyorum. Herkese bütün oturduğum arkadaşlarla oturuyoruz. Onları şöyle günah işledim, şunu içtim, şöyle. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Fasık bunları yapıyor mu? İtikadı bozuluyor. Fasık-ı mütecahir ise bunu
Ondan sonra itikattan çıkıyor, imana gidiyor. Çünkü dinin aleyhinde bulunuyor. Yani o mesela diyor ki, yani bunu yapıyorum, şunu yapıyorum, aslında şöyle değil, ya bırakın böyle. Adam iddia artık o şey itikadı bitmiş. İmana ucum ediyor. İşte ahlaksız üzerinden gittiğimiz zaman biraz daha yakın olur. Fasık-ı mütecahil artık itikadın da bitirmiş, imana vuruyor. Evet. Fasık itikadı bozulur diyor. Zaten burada diyor. Artık itikadı sarsılır. Zaten itikadı sarsılmış, bozuluyor. Fasık mütecahil idealist olduğu için artık itikattan çıkmış. İmana. Çünkü niye? Diyor ki, ya diyor bu zamanda diyor böyle şey olur mu diyor, bu haram olur mu diyor, böyle bir hüküm olur mu diyor mesela. Yaşar gibi mi? He? Yaşar gibi evet. Yani Yaşar gibi. Ne oluyor? Neyse abi. Yaşar mı? He. Çünkü ne oluyor ya? Fasık-ı mütecahir. Yok, fasık-ı mütecahir aline söylenir o çünkü denilmesi lazım. Çünkü nazara verilmesi lazım. Çünkü onların şerleri, çünkü gıybet olmuyor hatta farzdır diyor. Çünkü şerlerin... Fasık-ı mütecahil midir yoksa ehli bidâ mıdır? Ehli bidâ'dan dışında dine şey yapmış da Allah'ın rububiyetini reddetmiş. Allah var, böyle hükümleri, yani, kanunları yok diyor. Fasık için günahlar işleyen... Günah bu, lazım. Günahın daha acayip berbatı ya. İşte tam berbatına bir şey demiyorum, tanım olarak. Fasık dinde olmayanı fasd etmek, yani dinde olmayanı söylemek, var olanı çıkartmak. Günah boyutu değil mi abi? Fasık da bence günah boyutu. Fasık günah. Fasık-ı mütecahir, yaptığı günah ilan etmek, iftihar etmek. Mütecahir ondan kaynaklı. Şimdi bu öyle bir hale geliyor ki iddiaya geçiyor. Ha, o zaman başka bir şey kabul olur. Adem, o zaman imana gidiyor. Yani fasık-ı mütecahir belki bir basamak olur. Ondan sonra bir başka gruba girer mi artık? Fasık-ı mütecahir değildir muhtemelen. Yani onu götürüyordur. Şöyle. Değil mi? Ehl-i Bidat'ta günah yok. Günah mevzusu. Bakın. Ehl-i Bidat'ta günah yok yani. Şey, başka bir şey. Bak, daha iyi olabilir. Fasık. Değiştirmiş ama yanlış yapmış. Fasık-ı tecahir. Sonra. Ehl-i Bidat olur. O yol imansız. Tamam. Doğru. Böyle gidiyor. Tamam abi. Ya da Ehl-i Bidat olur. O arada sonrasında devam edilir. Ya fasık-ı mütecahir, evet. Yani fasıktan sonra tabii bu fasık-ı mütecahir önce ehl-i bidâ. Ehl-i bidâ oldu mu? Yani ehl-i bidâ dinde olanı çıkartıyor, olmayan ekliyor. O zaman direkt iman şey dini bozuyor. Dini bozduğu için imansız oluyor. İstersen ekleyeyim şuraya. Genellensin. Yani süreç olarak dersek doğru oluyor ama o ehl-i bidâ fasık-ı mütecahir işte. Bir tane örnek verebiliriz abi. Şirk küfür, şirk peygambere. Vereceğim. Biri İslam'ı, biri iman. Hani böyle ayrılır. Tabii bence doğru olur. Bak farzı, bak sünnetinde sıkıntı olursa bidâ oluyor. Farza yaparsa sadece iman oluyor. Sen biri din düşmanı, Allah düşmanı, bir peygamber. Bidatlar sıkıntısı da sünnet senin için ayırmıştık. Şirk küfür ayırmıştık. Bak. Böyle bir süreçtir bu tabii, doğru. Tabii. Fasık, günahkar. Tamam mı? Tamam. Günahkar. Fasık-ı mütecahir o günahın aynısıyla fazlasını yapmıyor. Fasık-ı mütecahir o günahla iftihar ediyor. Kendisi. Geçen arkadaşlarla buluştuk, içtik diyor mesela. Tabii, ooo diyor, seni de haftaya götürüyor. Ağabeyi yaptık diyor mesela. Evet. Tamam, bu ehl-i bidâ ise tamam abi, tamam. Bunu fikre dönüştürüyor. Kabul-i Adem yapıyor. İşte, bu zamanda olur mu? Ehl-i bidâ işte itikat başlıyor sanki. O arada daha çünkü niye? Şey değil. Ehl-i bidâ tamam nedir? Dinde var olanı tamam. Çıkartıyor, olmayanı sokuyor. İtikadını aslında buraya... Abi orada ve itikat diyor ki bu zamanda içinde ne olacak diyor yani. Şey, kaçıncı yüzyıldaysa ben diyor. Zarar vermiyor. Bir de değil ki ama abi o. Bir de değil ki o. Günah işlerken. Bir de sokmuyor mu? Bir de değil, araştırmamız lazım. Bir de dediğimiz şey ne? Sadece... Bu fasık-ı mütecahir. O arada şey, yok abi o. Aynısı o. Yok yani onun. Çünkü bidanın sıkıntısı farzlarla değil, sünnetleri değiştirmekle alakalı. Yani o mevzu da var şimdi. Niye? Farzı da değiştireceğim. Farzı değiştirirse imansız diyor zaten. Farzı değiştirirse zaten imansız.
Çünkü 11. lemada diyor zaten bunu şeyin. Şirkle küfür. Fasık-ı mütecahir ile fasık farklıdır. Müslüman fasık olur ama fasık-ı mütecahir olamaz. Anladın mı? Müslüman fasık olur ama bu olamaz. Günahından iftihar edemez. Ettiği günahından iftihar ettiği anda imansız olur. Tamam mı? Yani usul bakımından olur. İnsan günah işleyebilir. Ama Müslüman sıkılır demez. Bunu alelen der ve iştah açar. Yayılmasına çalışır. Bu ehli bidat demek ise bu sefer dine dokundurmaya çalışır. Kabul adem var burada. Yani bunu fikri boyutuna taşımak ister günahla. Ondan sonra fikrin işler. Dinde aslında öyle değil, din boyu değildir, din bir şeydir. Bir sürü kalıplara bozar. Tamam mı? Yani buraya itikat gider. Tabii ki bu hale gelince ehli bidat, ehli bidanı bilmiyoruz. Bak ehli bidat demek. Bu başka bir şey. Ehli bidat dinde olmayan bir hükmü dinin içinde varmış gibi. Ehli bidat adam dini biliyor. Salak değil bu. İşte bilerek yani. Bu salak. Bu gaflet. Bu biliyor. Dini çok iyi biliyor. 9 tane doğru söylüyor. Bir tane sokuyor. Münafık gibi bir şey ya. İtikadı münafık gibi. Münafık. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bakın ben bitireyim de. Şimdi ehli bidada bir şuur var. Kabul adem var. Burada ise ademi kabul var burada. Lakaytlık var. Burada ise ahmak var, salaklık var. Pisliğini yayıyor. Burada fikriyat var, fikriyat. Durmuyor çünkü. Dini biliyor. Duralım mecbur. Mecbur, tamam mı? Onu mesela ikinci lemada bunu işliyor. Diyor ki günah işliyor. Evet. Bu. Tabii. Ondan sonra diyorlar ki ona, bugün Allah melekli var, keşke olmasaydı diyor. Temennide bulunuyor bu. Salak. Buraya geliyor, meleklerin olmadığını ispat etmeye kalkıyor. Burada fikriyat var, itikat var. Şu hoca da diyor mesela, ehli bidaya taraftar oluyor. Diyor ki şu görüş doğru, bu zamanda şu, böyle bu zamanda budur. Olacak diyor. Ehli bidaya... Demet soruldu çünkü. İnkar eden, işte dine sokan, çıkartan... İnkar etmiyor. Tahrip eden, yani ilave yapıyor, çıkartıyor. Kendine göre... Şey, burada kendisini bozan, milleti bozan... Fasık-ı mütecahit... Dini bozan, bir daha. Onun cemaati oluyor. Kendini bozan, doğru. Karşıyı bozan, dini bozan... ve dalin amin. Abi Allah razı olsun. Yani böyle oldu. Evet, şimdi evet. Oldu. Evet. Evet. Abi, bak, kendini bozan... Onun yanında fasık-ı mütecahit... Bozan, karşıyı bozan, bozan, dini bozan. Aynen öyle oldu. İmansız her şeyi bozuyor. Böyle dalin abi. Bozuk oluyor. Ha tabii onu da diyelim ya. Bozuk. Allah'a bozan. Allah bozan demeyelim. Allah'ını bozan. Oğlum kaçtırmayalım. Kendi şeyini. Rabbini diyeceğiz ona. Rabbini. Bugün biraz ters kattın sen galiba. Abi Rabbini diyelim ben Allah'ım. Şey, onu yapmayalım, bunu yapmayalım. Rabbini. Ha, atabe. Ha, şunu burada çok güzel. Rabbini hazır. Allah, bunu çok sevdim, Allah razı olsun. İstifade ettim, güzel oldu. Allah derimiz Rabbini, kendi Rabbini. Kendi Rabbini. Ters katmamış da hızlı katmış. Yasin, sen de geç kalmış. Şimdi, bir daha... Öte var. Hani marazı bida. Ya. Bida da. Şimdi Hasan abi. Fasık söyle abi. Sen dur bunu alayım söyle bak. Ehli bida Yaşar Nuri. Fasık mütecahit onun cemaati. Zaten adam bozuk olduğu için de ona inandı yani. Yani onu bozmadı. Zaten bozuktu. Şimdi aynı geçen hafta dendiği gibi bir daha Allah razı olsun güzel şey yaptı. Bir insan bir lideri seçiyor. Arabayı yazıyor. Önderimiz, liderimiz böyle. Nedir biliyor musun? Onu zaten kimse sevmiyor. Yani zat iletken hepsi, peygamberimize de öyle, zat. Onu zaten biz tanımadık ki peygamberimiz, akrabamız değil de. Niçin seviyoruz? Onun bizi taşıdıklarından dolayı onu da seviyoruz. Aracılık yaptı diye. Yani onun bize sunmuş olduğu hayat, onun bize sunduğu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vesile olduğu hayat, hakikat, bizi yapılanır vesaire.
Dolayısıyla ondan dolayı o vasıtayı, aynayı seviyoruz. Tamam mı? Allah'ımız için. Adam başka birisinin önder yapmış. Zatını sevmiyor. Onun getirmiş olduğu hayatı, hayat nizamını يَسْتَحْبُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ yani nefsine, hissiyatına, rezilliğine, kepazeliğine onu çok uygun. Onu getirmiş olduğu hayat nizamı onu için seviyor, onu zatı için sevmiyor. Kendini tapıyor. Kendi nefsini putlaştırdığı için, tapındığı için مَنْ اِتَّخَازَ اِلَّهَاهُ هَوَاهُ hevâ-i nefisini mabut yaptığı için buradan da çıkamıyor. Peki benim hevai nefsim, yani putlaştırdığım hayat kim bana takdim ediyor? Falanca. Onun için seviyor, onun zat için seviyor. Evet. Efendim Gafur Sinan. Hasan abi, size değil de mesela Osman'a bir soru sormak istiyorum. Mesela Osman'ın fasıkı mütecahir imansız mıdır, imanlı mıdır? İmanlıdır. İmanlıdır da. İmanı kaybolmamış mı? Hayır. Olmamış. Ehli bidanın orada iş karışır. Şimdi ehli bidanın imansızlığı... Çünkü ehli bidan imansızlığın bir kolu gibi sanki. Hayır. Ondan bir önceki safa değil de onun bir kolu gibi ehli sanki. Ehli bidan imanı olmayanı bozamaz. Yok yok, ehli bidada iman var. Ehli bidada itikat bozuldu. İtikat bozuldu. Var, var. Evet. İmandan önce itikat var. Evet. Bak. Bak şimdi. Hı. İtikat dumura uğramış. Peki itikatsız iman hiçbir zatın dayanması mümkün. Hı. Fasıkta sarsılmış, orada artık bozulmuş. Öyle evet. Mi? Yani... fasık Müslüman da var, hepsi de var. Yani yok, günah. Yani itikadı sarsılmış diyoruz ya bu, fasık için abi. İtikadı bozulmuş. İmanı bozulsa iman yazar artık bunu. İmandan önceki sistem itikattır. İtikat bozulmadan iman bozulmaz. İtikat fasıkta, mütecahirde dökülmeye başlıyor. Evet. Bir de olunca da... Doğru. Aslında onu bile yazmak lazım buraya. Haydi peki, bu müşeni kaçtırıyoruz. Peki itikat, batıl itikat işte. Tabi batıl itikat oluyor. Bu batıl itikat yazarsın abi. İmanı bozuk olduğu için itikadı bozuk. Batıl itikat. İmanı bozuk olduğu için itikadı bozuk değil. İtikadı bozuk olduğu için imanı bozuk oluyor. Sıralamaya gidersin. Niye hakikati bozulmadan söylüyorsun? Batıl itikat sahibi. Tamam mı? İtikat orada. Onu bir düşünmem lazım. Fakat Müslüman şöyle olmuyor. Fasıktır günah işleyerek biz. Fasık mütecahir değiliz. Gizleriz günahımızı. Dolayısıyla batıl itikat sahibi değiliz. İmanımız da var. Tamam. Yok tamam, doğru diyor. Hasan abi, bu akşam Seddin benim kafayı karıştırdı şimdi. Şimdi su diyor ki su... buz bozulur mu? Ha? Yani buz bozulmadan su bozulur mu? Hayır, onu diyorum. Su yok. Bozulmadan buz bozulur mu? Adamın imanında sıkıntı olmasın. Şimdi bir dakika. Su bozulmadan buz mu bozulur dedin? Ne dedin? Su bozulmadan... Evet. Adamın yani imanı bozulmadan itikadı bozulur mu? Yani hakikatinde bir şey olmadan o olur mu? Diyorum. Olur. Tepeden de olur. Niçin olur? Ehli bidâ nasıl imanında sıkıntı var ki böyle ehli bidâ? Şimdi nasıl oluyor biliyor musun? Eğer bir Müslümansa direkt imanı bozulmaz. Bozulmaz direkt. Müslüman bir adam. Mesela sen. Yani ben diyeyim. Senin üzerine bir misal vermeyeyim. Ben direkt imansız olamam. Çünkü 15. sözde şöyle diyor. O Kur'an diyor Allah'ın Allah'ındır ya. Allah'ın dışında benimdir diyen var mı insanlardan Kur'an için? Yok. O zaman kim iddia ediyorsa onun eline koy. Olmadığını ispat et. Ha, bende iman var. Yani Allah'ı oluşturmuşum. İtikatlarla ile. Tek tek o mıhları o Allah'ı oraya çakan bu kitabı duvara çakan, bu düşmesi için mıhları çekmen lazım. Benim itikadıma ait her şeyi sökecek, imanım gitsin. İmanın gitmeyeceğine dair yaptığımız günahlar, itikad bozukluklarından hep vicdan azabı çekmişizdir. Yani günah işler ve yanlış şey de söyler, eve gidince diyorsun, ulan böyle bir şey söyledim ya. Böyle bir şey söyledim. Ya orada yanlış oldu. Veya gafur, hepimizde oluyor. Eve gidince diyorsun ya, ya bugün ne yaptım ki yatamıyorum, bir sıkıntı var ya. Kimi kırdım, döktüm? Yani bana olduğunu söylüyorum. Yatakta kalkıyorum ona, ruhuna üç ihlas bir fatiha okuyorum, ancak yatabiliyorum. Yarın rüzü maşerde, eğer geç olmamışsa telefon ediyorum, hakkını helal et diyorum.
geç olmuşsa 3 ihlas bir Fatiha'ya gönderiyorum. Benden alacağına mukabil benim alacak gönderiyorum. 3 ihlas bir Fatiha, o karşıma çıkacak açıldı. Tamam. Ama ey kulum diyor, sana da bunu göndermişti o. Tamam. Ondan sonra böyle bir şey var. Müslüman. O zaman abi, ölüm gerçekleşmeyene kadar hiç kimse imansız diyemeyiz. Dersin canım. İmansıza imansız denilir. Hiç kimseye denilmez. Laf yanlış. Niçin denilmez? Adamı kar ediyor. İmansıza imansız demek. Yok yok. İslam olduğunu iddia edenler için mi diyorsun? Müslüman olduğunu iddia edene mi? Sözler 732. Ya. Denilmez olur mu ki? Allah daha göbermeden Ebu Cehil'e anlatıp Velid ibn-i Muhire'ye, değil mi? Bu azılı dinsizlere, hatta daha gebermemiş 7 sene var, Ebu Leheb diyor. Şimdi o şeylerin sözüdür. Kimse imansız diyemezsiniz. Kimde para olduğu, kimde iman olduğu. Çünkü işaret icadı diyor ki, ikisi de imanı olup olmadığı nasıl anlaşılır diyor. Sual, bu kainatı yaratan birisi var mı? Kendi kendine olduğu dersi imansızdır. İmansıza imansız demiş denilir. Ama itham etmemek için, diyalogunuzu bozmamak için imansıza imansız demeyiniz. Münazaratta o ayeti kullanıyor ayette. Hey imansız, imansıza bile deseniz rahatsız olur. Senin gibi imansız, zaten inkar ediyor ama dokunur. Allah'ı inkar eder ama imansızım demez. Doğru. Test edilmiş, onaylanmıştır abi. Öyle değil mi sen de? Evet. Senin gibi imansız. O saatteyiz biraz önce Allah'ı inkar ediyor. Tabii. Ama onu açıdan demedim abi yani. Sonuna kadar dönme ihtimali yok mudur? Ha var tabii canım. Onu o açıdan söyledim. Ha, tabii var. 732 sözler. Sayfa 209. Ötekisini okumuştuk. İmanın yeri kalptir. Dima ise oluyor. Ma kesi nuru iman. Meşhur yerimiz. Bir tanesi ne diyor biliyor musun? Ya kardeşim diyor, bir şeyi diyor üzerine çok duruyorsunuz. Ya bir yerde diyor ya. Ne için diyorum? Ya Lisan'daki bir cümle şey, böyle yapın, sarı. Mesela, tamam mı? Bu da böyle. Mesela dedim, Allah vardır. Kur'an'da tek ayet olsa yetmiyor mu? Yani bir şeyi kabul etmen için 5-10 defa mı diyecek? Mesela içki haramdır, 100 defa mı desin? Adam öldürmek haramdır. Yani açık saçıklı gezmek haram, 10 defa mı diyeceğim? Niçin hatırladım bilmiyorum burayı. Ya kardeşim, imanın yeri kaptır, dimada itikat var vesaire. Ya bir yerde diyordun. Ya Bediüzzaman'ın sözü sana itibat vermesi için o yerde mi diyeceğim? Duruyor. Hakikaten doğru mu ya? Ne acayip olmuşuz. İmanın yeri kaptır. Tamam ne arıyorsun? Dima ise orada anlatıyorsun da, işte süpürgecidir vesairedir. İse oluyor, makesi nuru iman, imanı, iman nurunun aksettiği yerdir. İmanın nuru var, bir de ziyası var. İmanın ziyası, iman kalptedir. Ziyası vicdandadır, nuru dimadadır. Tamam, onu yazayım. De, bilinen bir şey de. Orayı çekiyor, siyah vicdandadır. Orayı çekiyor, siyah vicdandadır. İmanın nurunu çeviriyorum o tarafa, değil mi? Öyle mi? İmanın ne 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 çeviriyorsun? İmanını. Nereye çeviriyorsun? İmanını yok. Doğru ya. Tamam. İman ettiğin kişi yani nasıl diyoruz sana bunu? İman ettiğin gibi mi oluyorsun? Ne nasıl diyordunuz abi size? İman ettiğin gibi mi oluyorsun diyordunuz? Nuru. Öyle diyordun değil mi? Işığı bir var. De şey. Aksi. Işığı var. Yok, nuru, imanın nuru. Bak. İmanın kendisi. İmanın kendisi, ziyası, nuru. Kendisi kalptedir. Kalp, vicdan, dima. Kalp, vicdan, dima. Evet, doğru abi. Dimağda. Şimdi öyle enteresan ki psikolojiye göre yazının karakteri değişiyor Hasan abi.
en emin olduğunuz şeyde yazınız daha bir böyle asortik oluyor. Mesela burada öyle gördüm ben. Bugün havamız çok iyi. Elhamdülillah. Çünkü imanımız var. Elhamdülillah. Daha ne olacak ki? Yani Allah'ın var demektir. İmanın var demek. Ey Allah'ın imanın var. Ey Allah'ın var demek. Peki Allah'ın var demek ne demek? Allah neyse, Allah'ın nesi varsa hepsi senin oluyor. Sana veriyor. Senin emrine veriyor. İmanın nurunun aksettiği yer dima, imanın manasının aksettiği yer vicdan manası, yani siyası. Cemül cemp de kalptir. Lemalar 195. Fazla durmuyorum ki işe yetişelim diye. Usulle çok güzel gidiyor. 120, 210. Yok, 195. Lemalar 195. Geçmiş ecdadımızın itikatlarına iktidaen. Bak, geçmiş ecdadımızın itikatlarına iktidaen tefsir eden bir adamın tesettürle alakalı. Tefsirler kişinin itikatlarının seviyesini, dima seviyesini gösteren göstergelerdir. Bunu göster. Yani ders yapmak, bir şeyi tefsir etmek, izah etmek dimanı gösterir. Tamam, onun için buraya koydum. 210. Yani o zaman ne, tam da ne getirecek Yasin? Bir tanesi itiraz etti iş yerinde, şurada, burada. Ya olur mu yani işe veya işte derse gittiniz. Ya şöyle olamaz mesela. Bak, itiraz ediyor. Asla izah etmeye, ispat etmeye kalkmayın. Çünkü Kur'an'ın açık emri var. Ve'ariz anil cahilin. Cahilden yüz çevir. Cahil kimdir? Bilmeyen değildir. İmam Gazali der ki, bilmediğini biliyorsa, ama bilmiyor yani, alimdir. Neyi biliyor ki alimdir? Bilmediğini biliyor. O çok biliyor demektir. Bilmediğini biliyorsa o alimdir. Çünkü neyi biliyor ki alimdir? Bilmediğini biliyor. Ama bilmediğini bilmiyorsa varis, iraz et, yüz çevir, ani cahil. Anlatmayın. Mesela ondan diyorum, ya ne anlatıyorsun ya bu dima ya, otur ya bu itikat bilmem. Ne böyle bir şey mi olur ya, böyle bir şey mi? Böyle hep o isabetim. Ne diyor biliyor musun? Doğru söylüyorsunuz. Size gelen itiraz birse, devede bir kılsa, bana dev gibi geliyor. Ne diyorum? Doğru. Doğru. Doğru diyorsun. Ya doğru doğru olmazsa ben hakaret ediyorsun. Bak sana bir şey söyleyeyim. Bir tane söyledim ki. İtiraz edip de dersi hakikaten girmiyorsan, dinlemiyorsan delikanlısın. Elini öpüyorum seni. Yani itiraz ediyorsun ama uyguluyorsun, ne yapıyorsun? Dinlemiyorsun, girmiyorsun. Ama itiraz ettiğin halde gene sen giriyorsan, istifade ediyorsan, millete tersini söylüyorsan sen insan değilsin. O gösterge budur. İtiraz edip, bak itiraz edip hakikaten girmiyorsan yiğitsin, delikanlısın, adamsın, vicdanlı adamsın, inandığını yaşayan bir adamsın, kaliteli bir adamsın. Hiç endişe etme, bana itiraz etmek hiçbir şey getirmez sana. Ama itiraz ettiğin halde, insanlara zarar veriyor, yanlışlık yapıyor, hizmete zarar veriyor dediğin halde, sen girip dinliyorsan gizli gizli ve insanlara zarardır diyorsan, sen insan değilsin, münafık alameti var sende. Çünkü Müslümana zarar veriyorsun. Şöyle düşünmüş olamaz mı abi? Kendisini zaviyede hissedip, sizin zararlı kelime, yani taraflarını zayıflayıp faydalarını almaya çalışıyor gibi düşünemez mi? Hasan abi şöyle yapalım, şöyle. Benim bildiğim Hasan abi. Benim bildiğim Hasan abi öyle yapar. Hiçbir şey demem. Peki. Lemalar 210. İşte en evvel hadsiz yaralı ve hastalıklı bu büyük manevi vücudun hadsiz hastalık, bu hastalık okuduğumuza göre hastalıkla alakalı birisi geliyor. Ya hastadır ya doktordur. İşte en evvel hadsiz yaralı hasta gibi görünüyor. Ve hastalıklı bu büyük manevi vücudun. Vücudun. Aleykümselam. İşte en evvel hadsiz yaralı ve hastalıklı bu büyük manevi vücudun hassız hastalıklarına katı ilaç
ve katı şifa verici bir tirak olan iman ilacını aramak ve itikadını düzelmek gerektir ki. Nereden geliyorsun? Ben Silivri'den geliyorum. Silivri'den geliyorsun. Vallahi Hasan abi 3 senedir sen peşindeyim ya. Vallahi billahi ya. Allah, o kadar mutlu oldum ki acayip böyle biraz şaşırmış olabilirsiniz ama. Silivri'den. Acayip heyecanlandım ya vallahi. Silivri'den geliyorum. Canlı görünce mi? Konuşma. Ya şeye gittim, kusura bakmayın der. Sizi bölmeyeyim ben. Şeye gittim. Kardeşimi aldım Zeytinburnu'na. Şimdi o şimdi değil. Ya bundan bir ay falan oldu. Gittim tam yıkılmış bir yer vardı. Oranın önüne park ettim. Yani Zeytinburnu'nu yerle bir ettik. Daha arayacağımız yer kalmadı. En son internetten bir yerde bir numara bulduk. Onu aradık. Dedik ki o yıkılmış. Bir baktık yıkılan yerdeymişiz. Sonra o abiyi tekrar aradım. Dedi büyük çekmece. Sonra dedi ki küçük çekmece. Şimdi çıktım. Ümraniye'ye gittim. Oradan buraya, oradan da buraya. Ümraniye mi? Ya Ümraniye'de benim eşim orada. Oradan da buraya geçti. Sen neyi aradın biliyor musun? Ben de gözükeni aradım. Ben onu bulmak için 55 sene koştum. Anladın mı? Evet. Bazı insanlar şu anda garipser ama beni aradığını zannediyorsun. Ya sana bir hakkına evet ya vallahi ben şimdi acayip seni çok seviyorum. Bilmiyorum niye ama yani vallahi bir de böyle içimden geldiği gibi söylüyorum. Evet, ben seni şimdi, çok seviyorum. Şimdi bu bizde gözükeni seviyorsun. Biraz önce ana anlattık. Biz Allah Resulü'nü Allah için seviyoruz. Ve onun bize katkı, muhabbet ve sevgi diyor. Konferansta diyor ki, muhabbet ve sevginin ölçüsü elde edilen istifadeye göre olur diyor. Onu görün bak, iki tane şey söylüyor, ben bir tane sana. Elde edilen istifade ve bir de bir şey söylüyor. Ona göre olur diyor. Dolayısıyla biz kişileri niçin seviyoruz? Seveceğiz. Müslüman Müslümanı sever diyor. Değil mi? Katalar, kusurlar için istiğfar eder, dua eder. O aynayı diyor, bizi güneşi tanıştırıyor. Güneşi bize yansıtıyor. Onun için severiz. Onun için aynayı tutarız. Ha, biz de bizi sevenlere diyoruz ki, benim sevdiğim şeyi sevmeniz için beni seviyorsunuz. Ben neyi seviyorum? Allah'ınızı seviyorum. Onun için. Ne yapıyorum? Ben itikadı ve imanla uğraşıyorum. Onun için seviyoruz. Ben de zaten. Peki o beni bulmak demek aslında bizim anlattığımız şeyi. Risale var ama biraz önce şey yaptık böyle. Ya itiraz edilirse diye konu işledik. Tamam mı? Ha, bu itikadla iman. Bak daha bir sene olacak. İtikadla iman 30 sene artı bir sene. Ya. Uğraşıyorsun. Bir izah olsun toplumsal bir sürü öyle itiraz var da. Ha, tek tek iğne ile şey kazıyoruz. İğne ile. Devam et. İşte en evvel hadsiz yaralı, evet. Hastalıklı bir büyük manevi vücudun hadsiz hastalıklarına katı ilaç ve katı şifa verici bir tirak olan iman ilacını aramak ve itikadı düzelmek gerektir ki çok acayip bir yer. Şuraya bak. Niye? En büyük. Büyük hadsiz vücut ne demek biliyor musun? Bak diyor ki işte en evvel hadsiz yaralı ve hastalıklı bu büyük manevi vücudun. Büyük insan demek. Çünkü sen kendini küçük zannetme cirmin itiyatı. Onun neden gölgesi yok biliyor musun? İttihat-ı İslam ilacı bu ümmeti. İttihat-ı İslam bu ümmetin ilacı. İtikadın düzelmesi. Evet düzelmesi. Diyor ki İtikadını imanınla düzeltmek senin elinde. Bir daha itikadını yani şu yapalım. Elime baktım. Vahiy geliyor. İtikadımızı inşa ediyor. İnşaat. İnşa ediyor. Yapılandırıyor. Bu vicdanı ve kalpte imanı ortaya çıkarıyor. Yani iman bizde zaten var. Bu çocuklarda, hayvanlarda, ağaçlarda ve fıtratta var olan eminlik. Fıtrat-ı asliye. Fıtrat buna selime. Aslı fıtrat. Çünkü bulu çağına gelmeden ölen çocuk cennete gider. Öyle mi? Evet. Ama bizim bildiğimiz imanı yok.
Ha, bizim bildiğimiz, çünkü imana giriş sebebi imandır. Ama iman etmemiş. Ha, fıtratı A, B, C, Ç, K, L, M, N. Ne sonradır? K, L. Fıtratı Selim'i, fıtrat-ı Selim'e yaratılışın yapısı, sistem. Cennet uygunuz. Çünkü Adem Aleyhisselam sayfullah'tır, bebektir. Kur'an'daki tanımlaması Habibullah, Habib Kelimullah, Ruhullah, Adem Aleyhisselam'a da Safiullah. Yani fıtratı selime, keleme, selime, aslı fıtrat olunca imandır. Sonra keleme ne? Fıtratı seniye, o bulu çağından sonrakisi aslı fıtratına koşmak. Aslı fıtratına. Şimdi dolayısıyla bu insan küçük gibi gözükürken bütün alemleri cem etmiştir. Kendini küçük zannetme. Cilmin sahiru şeyde geçiyor, işaret edeceğiz. Hazreti Ali'den geçiyor değil mi? Cismin sahiru, cismin küçüktür ama sen aslında büyük bir alemsin diyor işaret edeceğiz. 200 küsur sayfada. Ha, şimdi ne anlatıyorum bak bunu? İtikadımızı vahiy oluşturdu mu abiler? Evet. 5 tane vahiy çeşidi var. Bir tane peygamber ama hepsi vahiy fiilidir. Bu geçen bir video yaptık. Hazreti Ali'ye Celcelüti'ye vahiy olarak geliyor. Ya peygamber miydi? Ya Kur'an adına itiraz edeceğine Kur'an'a bir bak bakalım. Vahiy kaç çeşittir? Bilgilendirme. Tamam mı? Bilgilendirme, vazifelendirme, tamam? İçin vahiler var. 3 tane. Bilgilendirme, şeflendirme, bir de vazife var. Peygamberleri vazife, bilgilendirme noktasında mesela Yahya Aleyhisselam kavmine kalktı, vahyetti diyor. Musa Aleyhisselam'ın annesine vahyettik diyor. Dağlara, okyanus şeylere, semalara vahyettik diyor. Arıya vahyettik diyor. Şeye, çocuğa, Yusuf'a vahyettik diyor. Çocuk kuyuya indiği zaman kuyuda şöyle vahyettik ona diyor. Peygamber değil daha. Bilgilendirme vahiyleri var. Bir de vazifelendirme vahiyinin meratipleri var. Bakın imanın, itikat da imandır, iman da imandır. Meratipleri var. Yani bilmiyoruz, bilmiyoruz. İtiraz ediliyor. Hazreti Ali'ye bir vazifeye peygamberlik manası değil, Musa Aleyhisselam'a emzir, sepete koy, nehre bırak. Ve Ali'ye bu ilham manasında kullanılıyor. İlham. Vahiy fiili ilham manasında. Onun için vahiler ilham manasında, bilgilendirme manasında, vazifelendirme manasında. Vazifelendirmek Allah'ın ümmet adına seni peygamber seçmesinden kaynaklanıyor. İlham zatına bağlıyor. Mesela diyor, şeyin diyor, onların din adamlarına da vahyettik diyor. Tamam o, bir tane ne diyorlar ona. Neyse, bilmiyoruz. Burada da insandır, o büyük insan diyor. Bak, işte en evvel hadsiz, yaralı ve hastalıklı bu büyük insanın, şey manevi, bu büyük manevi vücudun. Nerede o büyük? Nerede vücut? Onun için anlatıyorum birkaç dakika bunu. Büyük insan, tamam mı? Manevi büyük vücudun hadsiz hastalıklarına, 18 bin alemin kısmen bazılarının zarar görmesine, sende katı ilaç ve katı şifa verici bir tirak olan iman ilacını, iman ile açmış. Aramak, imanı aramak, ilacını aramak ve itikadını düzelmek. Ha, şimdi getiriyorum vahiden, abiler bakın, vahiy ile dimağımızı, itikadımızı inşa ediyor. Vahiy ilk muhatap iman değildir, kalp değildir, vicdan değildir, dimağdır. Yapılandırdı mı abi? İtikadımız düzeldi mi? İmanımızı oluşturdu mu? Oluşturdu. Kaliteli bir iman olunca dönüyor iman, itikadın alıcılığını, itikadın kapasitesini, kalitesini geliştiriyor, arttırıyor kendisi adına. Mesela kalite bir fabrikan var, kapıcı uydur, kapıcı koymasın danışman. O da becerikli, eli ayağı düzgün, giysisi düzgün, kelam edebilen, tamam mı? Kekeme koyamazsın, kör koyamazsın, topal koymazsın. Adam
şirket sahipleri geliyor, topal bir adamın danışmanı da olmaz kardeşim. Çünkü zahir. İtikadını imanla düzeltmek senin elinde. Bak, itikadını düzeltmek senin elinde. Hadsiz manevi hastalıkların ilacı iman. Demek bak, itikadını imanla düzeltmek senin elinde. Şöyle de denir mi abi, zaten hani tersinden düşünürsek, niye hasta? Yani doktor diyor ya, şunları düzelt diyor. Yani doktorun yaptığı iki şey var ya, ilaç veriyor, bir de şunlara da dikkat et diyor. Yani senin hastan. O itikat düzeltme, itikat. Şimdi itikat düzelteceği kısım. Yani demek ki orada bir zaafı var ki bu hastalık onun için geldi. Yani hastalık niye geldi? Çünkü o itikadını düzelt mesela. İşte, hani doktor öyle yapıyor ya, şunlara dikkat et, şu ilacı da kullan diyor. O zaman yani o düzelteceğimiz konuda biz hastalığa maruz kalmışız. Yani hastalığı itikatla yararlı kapıyı kapatır mısın kardeş? İmanla kapat. Önce tek sonra amel. Şimdi açık iki mi? Tane şey var ya, yaralı ve hastalıklı. Ali mi gitti? Bak, hadsiz manevi hastalıkların ilacı iman. Devam edeyim. İman ilacını maddi hastalığın yırttığı gaflet perdesinin altında, bak, İman ilacını ne yapacaksın? Maddi hastalığın yırttığı gaflet perdesini yırtıyormuş. Hani hastalıklar var ya, gafletimizi yırtıyor. En büyük darbeyi hastalık gaflete vuruyor. Harika. Ve ülfetimizi de vuruyor. Bak, maddi hastalığı yırttığı gaflet perdesinin altında sana gösterdiği, perde kalkınca sana gösterdiği aczin ve zaafın penceresiyle bir Kadir-i Zülcelal'in kudretini ve rahmetini tanımaktır. Tamam. Netice şu. Allah'ın kudretini ve rahmetini bulmaktır gaye. İmanın tesiri bu iki sıfatla aktif oluyor ve bir kuvveden bir fiile geçiyor. Demek ki imanın nasıl tesiri olacak? Allah'ın rahmetini ve kudreti eserlerini bununla iki tane Allah'ın şu mevcudattaki rahmet ve kudret eserlerini tefekkürle iman aktif oluyor. İmanı aktif eden bu iki sıfat. Vay be. Onu nereden şey yaptınız abi? Nasıl oldu? Bu metinden mi ifade ettiniz? Tabii başka da metinlerde var da ona da geleceğim. Çok kıyasla yazmışsınız abi. Evet. Bak, iman yani altta bir şey daha ifade ettim. Kadir Zülcelal. Bak nereden çıkartmışız? Aciz ve zaaf. Mesela acizlik kudretine, zayıflık da rahmetine, gınasına aynadır ya. Evet. Ayna darlıktan. Dolayısıyla bakın bir daha, iman ilacını nerede kullanacağız? Bak, nasıl oluyor? Nasıl çıkıyor? Nasıl aktif edeceğiz? Şu, maddi hastalığın yırttığı gaflet perdesinin altında. Gaflet perdesi var mı abiler bizde? Var. Ne ile edeceğiz? Çok şiddetli tefekkürle. Birinci yol budur. Birinci yol, gafleti yırtmanın, ülfeti kaldırmanın. Gaflet yırtılır, ülfet kalkar. Bak, iki yol, onu yazayım. Bu hastalık çok acayip bir şey ya. Hastalık. Maddi hastalık, manevi hastalık. İki tane hastalık var. Bak abi. Akıl hastalığa gitsin gidiyor. Evet, ben şöyle yapayım. Seni kurtaracağım Yasin. Kurtardın mı? Bak. Ne demiştik? Gaflet yırtıyor. Şurada üstten alayım. Perde olduğu için yırtılıyor.
Evet. Gaflet yırtılır. Yırtılır. Ülfet kaldırılır. Kalkar. Kalkar. Şimdi gaflet, bunu ülfeti de şey kaldıran, bu ikisini yapamıyorsa yani bu ne ile kalkar? Bu gafleti yırtan şudur. Buradan açıldı da. Hastalıklar. Tefekkürler. Kaldırır. Bak şimdi. Hastalıklar gaflet perdesini yırtar. Tefekkür ise ülfet şeyini kaldırır, perdesini kaldırır. Çok işte iman nasıl artar? Ya gaflet kalkarak veya ülfeti yırtarak. Kalkarak yırtarak. Gaflet perdesi yırtılır. Ülfet de kalkar. Şimdi iman iki şeyle. Şimdi eğer şiddetli bir tefekkürle ülfeti kaldıramazsan, onu sıkma. Çünkü o bozuk biraz. Şimdi eğer onu ülfetle kaldıramazsan, merhamet ilahi umumi bir yol var. Bunu herkes yapamıyor ama bu herkeste var. Hastalık perdeyi yırtıyor. Gaflet perdesini yırtıyor. Peki yırtınca ne oluyor? Onu şey yapayım. Ameliyat diyor ya, tefekkür. Ameliyatı cerrahi. Şuradan çıkıyor. Anlar mı diye geçiyor. Aç ve zarfın penceresi. Aç ve zarfın penceresiyle. Bu bir yerden metin değil mi, o alıntı? Tabii. Aç ve zarf, onun aslını yazayım da. Şöyle. Bulayım mı? Yani yok, gel dokun. Şunu şöyle yaparsın. Şunu. Şey, hastalık musibet midir? Yok. Acaba? Adsını ve zaafı... Şimdi gafletteki adam için hastalık musibet değil mi? Bak, hastalık sana, musibet dışarıdan sana. Biri senden sana, biri dışarıdan sana. Ha, şimdi penceresiyle bir Kadir-i Zülcelal'in, bak, penceresiyle... Sana direkt. Şey, Osman. Devamlıymış abi zaten. Evet. Aynı metnin devamıymış. Evet. Siz yazmamıştınız üstüne. Altına ben yapmış. Altta yazılmış ya, bir Kadir-i Zülcelal'in. Kudretine ve rahmetine. Tamam. Ve rahmetini, Kadir Zülcelal'in kudretini, Kadir Zülcelal'in rahmetini tanımaktır. Şimdi ne yaptı? İman. İman iki şekilde. En kısa yol diyor bu. İlacı bulmakta en kısa. Yani ilaç nedir? En kısa yol. Bu ilacı. İlacı bulmakta en kısa yol. Evet. İlacı bulmakta en kısa yol. Onu tarif ediyor. Evet. Bir, gaflet
perdesi yayırtılacak, ülfet perdesi kalkacak. Gafleti hastalıklarla, ülfeti tefekkürle. Tamam. Şimdi bu mumu yok, bu biraz has. Peki ne yapar bu? Açsını ve zaafını sana pencere yapar. Açsını kudretine, şöyle yapayım. Bak şuraya. Görüyor musunuz? Evet. Nihayetsiz kudret, nihayetsiz acizi gerektirir. Rahmet. Şimdi orada şey de olmayacak mı mesela Kadir Zülcelal'i de ikili yapsak, yani Kadir kudrete uyuyor zaten de Celal ismi de bir şekilde rahmet ve zaafla ilişkisi çıkacaktır o zaman. Yani boşuna kullanmamıştır usta. Kadir Zülcelal. Tamlama ya Kadir Zülcelal. Kadir Zül... Kadir ve Zülcelal dese belki ayık olur. İki esma var işte orada. Bir Kadir esması var, bir Celal esması var. Kadir Zülcelal. Tek bir esma mı? Yok. Yok canım, iki tane isim var işte orada. İyi bir manasında. Kadir Zülkemal olmaz mı? O da olur. Olur ama. Niye öyle dememişti, öyle dememişti. Tamam, iki tane isim var işte orada. Tamam, var ama. Sadece Zülcelal diye. Ne diyorsun Osman sen abim? Söyle abi. Yani şurada aciz zaafa, kudret-i rahmete eşlediniz ya. Kadir-i Zülcelal esmasını da eşleyebilir miyiz? Bir dakika, ne bir de söyle bakayım. Aciz zaafı, kudret rahmeti eşlediniz ya. Şuraya ha. Kadir-i Zülcelal esmasını da, iki tane esma var, Kadir ve Zülcelal. He. Kadir Celal'le Kadir. Kadir zaten uyuyor, kudrete, acize uyuyor da, Celal biraz zaaf ve rahmete nasıl olur? Yani uygun mudur ikisi? Kadir-i Zülcelal esmasını kullanmış. Evet. Kadir-i Zülcelal derken iki esma anlamında mı göreceğiz, tek esma mı? Celal rahmet. Kadir de kudret. Tabii ona bakıyor da Celal rahmete bakar mı? Biraz Celal rahmete bakar. Hayır, bu sistemi anlatıyor. Bu şeyi. Neden bakar söyleyeyim. Tamam, sistemi. Tamlama. Burada mı? Tamlama olduğu tamam. için burada onun neticesindeki ortaya çıkan mevcudattaki tamam. insanı muhatap oldu. Bu Allah'a bakan yön. Dolayısıyla imanımızı iki tane Allah'ın sıfatıyla ilacı aktif oluyor. İman aktif oluyor. İmanı ortaya çıkarıyor. Acı ve zaaf. Yani kudret ve rahmet. O zaman nedir? Şu mevcudat, şu kudretin eseri, tabii, rahmetin cilveleri. Yani imanımızı iki şeyle. O zaman kudretine ayna oluyorsun. Birincisi gaflete, ülfeti de böyle rahmetle. Yani rahmet eserlerini. Bu insan aczi bu. Hani hastalıklar. Aczini gösteriyor. Aczini. Bu da zaafını gösteriyor. Şeyi. Tefekkür. İnsan orada şey yapar. Ne kadar kendisi zayıf olsa, zayıf olduğunu bilirse o kadar Allah'ın tefekkürüne yani rahmetine şey yapıyor. Dolayısıyla iman iki şeyle besleniyor. Kudret ve rahmetle. Dışarıdaki kudret ve rahmet, içte enfüste aç ve zaaf. Evet, yani evet, dışarıda o güzel oldu bu cümle. Dışarıda kudret ve rahmet, insanda aç, zaaf ve şey, aç ve zaaf. Hasan abi. Tamam. Herkes hareketlendi. Peki, El Fatiha. Tamam. Çok hızlı oldu bu cümle. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin selavat. Dersimizin ikinci şeyine devam ediyoruz. Yani itikat 6 mıydı? 7. İtikat 7. 43. ders. İman. Evet. İman 43. Evet. 7. İtikat 7. Dima 43. Dersin ikinci kısmı. Ara vermiştik. Şimdi lemalar 307.
kötü hasletler, batıl itikatlar, günahlar, bid'alar, manevi kirlerden olduklarını unutmamalıyız. İtikadın batılı da varmış bak. Bak, kötü hastalıklar, hasletler, batıl itikatlar, hani hak itikatlar da var, günahlar, bid'alar, manevi kirlerden. Demek ki itikat da manevi batıl itikat, manevi kirdir. Bak burada şey, onu ekleyeyim, anlaşılıyor diye gibi gözüküyor ama. Batıl itikat manevi kirdir. Manevi kirdir. Peki nedir? Buran'a bakıyor, Buran mesleğine bakıyor. Psikiyatristlerle meşgul olduğu için. Yani iyi dinleyin burayı. Toparlayabilirsem Emir'da 1.66'da Buhayrat-ı Muzahrefe'de bahsediyor. Evet. Kastamonu değil mi abi? Kastamonu muydu? Kastamonu 66 değil mi? Buhayrat-ı Muzahrefe. Yapıyorum. Görün. Bu Dima, ama adınız gibi inanın. Bu Dima, tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. 7 mertebe. Bütünlüğü itikat. Tamam mı? Eylemsel olarak bütünlüğünün salabet gösterir. Bu dimada var olan her şey, ama her şey mutlaka vücud haricisi vardır ve mahluktur. Yayar. Dalga. Elektronik dalga gibi. Sirayet. Tamam. Sirayet. Vicdan olursa, kalp olursa inikas. Ruh olursa insibat. Tesir etme kanun 3 tanedir. Sirayet, inikas, sirayet, dima. Bu böyle niçin yapıyorum? Elektronik dalga yaymak gibi. Yani verici istasyon. Yayıyor. Üç tane şey var. Sirayet. Sigara içmediğin halde sigara için yanında olursan sirayet eder. Sana da siner. Yani batıl itikatları olan dima fikirleri bozuksa, yanında bulunursan mutlaka sana sirayet eder. Ya bana etmez. Bir dakika. Sen melek misin? Taş mısın? Melek bile sirayet etti. Melek misin? Evet. Evet dahi olsan meleğe bile şeytanın şüphesi sirayet etti diyor. İşaret-ül icazda. Yani melek Allah'a sormadı mı? Ya Rabbi kan dökecekleri mi? Niye, sana ne ya? Niye karışıyorsun Allah'ın işine? Niye soruyorsun? Allah'ım biz ibadet eden olarak sana yetmiyor muyduk ki sen kan dökecek ve fitne çıkartacak insan denilen mahluku yaratacaksın? Allah diyor ki beni bildiğini siz bilmiyorsunuz diyor. Sonra ikna ediyor. Ben Allah'ım susun lan oturunuz yerinize demiyor. İkna ediyor. Etten nezirat ilahiyat ala okulü beşer. Onların seviyesine iniyor. Sonra meleklerin sözüdür bu. Ama Allah ayet yaptı. Sübhaneke la ilme lana İlla ma ellemtena inneke entel alimun hakim. Tamam. Sonra Allah bunu ayet olarak içerisine ilim, irade, kudreti koymuş, ayet olmuş. Şeytanın sözünde ayet yaptığı var. Beşerin sözünde ayet olarak var. İçinde dolduruyor. Bir şey ne alın? Etrafını doldurmaya çalışıyorum. Çok mühim bir şey. Şimdi şeytanın şüphesi, vesvesesi, beymi meleklere sirayet etmiş. Sana etmeyecek. Öyle mi? Nasıl ediyor? Sen fikir mi zannediyorsun? Ben bildiğimi bilirim. Onun sözlerini kale almam. Tamam. O nerede? Dimağın taakkulu. Dimağın meratipleri var. Şu. İyi gördüm. Hı. Tamam, çarpmasın kafanı. Tamam, ben sorayım. Tamam. Bak abiler, çok önemli olduğu için üşenmeden anlatacağım. Sen diyorsun ki onun fikri bana dokunmaz. Burhan buradadır. Burada bilgiler vardır.
İlim yoktur burada. İlim buradadır. Tasdik denilenin. Mutlaka bunu kaçırmamanızı rica ediyorum. İlim buradadır. Bilgi buradadır. Burhan buradadır. Tamam mı? Vehim buradadır. Vehimler buradadır. Şüpheler buradadır. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar, şeytanın şüphesi meleklere sirayet etmiş. Sana etmeyecek mi? Sen kendini sif akıl zannediyorsun. Kendimi kilitledim. Onu dinlemiyorum. Kale almıyorum. Bunu nasıl kilitleyeceksin? Bunları nasıl kilitleyeceksin? Bu tamamen serbest bir saha şu. Zaten psikoloji hastalıkların temeli bu var. Nedir o? Bunu kendin zannetmekten kaynaklanıyor bütün psikolojik hastalıklar. Bir daha. O için heyecanlanıyorum. Tahayyül ve tasavvur şeytanın cevelangahıdır veya meleklerin. Burada İstanbul Belediyesi'nin çöplüğüdür. Her şey var. İyi madde de var, kötü de var. Patates de var orada. Tıp artıkları da var. Gübre de var. Çiçeğin parçaları da var. Buraya tamamen serbest sağ olduğundan dolayı sana gelen hayali, sana gelen garip düşünceleri kendinden zannediyorsun. 13. Lema bunu anlatıyor. Ondan olanı benden zannediyorsun. Burası serbest saha. Yani devletin serbest sahasında vergi alınmadığı gibi. Buraya vergi alınmıyor, adam girip çıkıyor. Bak arkadaşlar, sirayet buraya da vuruyor. Buraya da vuruyor, buraya vuruyor, buraya vuruyor, buraya vuruyor, buraya vuruyor, buraya vuruyor. İyi dinleyin. Sirayet, bunu bloke ettin. Adama tesir etme, sana tesir etme. Şunu da etmedin, bunu da etmedin. Şuraya kadar Osman bana sirayet etmez, ben Fatih'in yanına oturuyorum. Bu bana sirayet etmez, konuşmaları, davranışları, fikirler ettin. Kendimi bloke ettim zannediyorum. Tamam, burayı bloke ettin Gafur. Burayı nasıl edeceksin? Burası serbest, sirayet mutlaka eder. Mutlaka eder. Melek bile olsan eder. Melek bile olsan eder. Olamayacağına göre %100 eder. Meleğe bile şeytanın halitleri, şüphesi sirayet etmiş. Abi Murat Dursun söylüyordu ya hani bir doktorun haletini anlatırken 6 ay işini nasıl gitmez. Evet, tipini nasıl bir adamdır dedim. Ondan sonra dedi ki tipini görsen abi dedi bana nasıl bir adamdır. Abi görmen lazım dedi. İnan dedi sayfalarca bir kitap yazarsın tipine. Allah Allah. Psikiyatrist doktor. Ya şöyle diyeyim sana dedi. Tipini görsen 6 ay işin ters gider dedi. Dershaneye çıktı yeni adam. Yani sirayeti 6 ay var. Kesinlikle şaka diyor ama doğru. Evet. Mesela bak bazı insanlar tesir etmemiş mi size, aliminize? Atını da göreyim hadi. Peki sirayeti anlatayım size. Sağlam mısınız? Seyrettiğimiz videolar, gördüğümüz o günahlar sirayettir. Hadi çıkart hadi. O gördüğümüz o... Onun için diyor ki annesi bacısı dahi olsa kardeşinin yanında süt emzirmesi veya çeşitli şekillerde bulunması dinen, edeben yanlıştır. Edeben. Niçin? Sirayet ediyor o küçük çocuğun kafasına. Sen erkeksin. Bak erkeksin, evladın oğlan veya kızın. Yanında baba şortla olamaz baba. Sıfan ne diye bu iş? Bu edepsizlik, bu hal evde şortla. Bu edep yok. Halkın arasındaki edepsizlik, hakaret manasında değil. Edep değil bu. Çünkü erkeğin erkeğe, kadının kadına haram yeri göbekle diz kapı arasındadır. Yani, peki sirayeti için söyledim. Bu şekil, annemizden, bacımızdan gördüğümüz acı yok mu? Çıkıp söküp atın hadi. İlle şehvet değil ki. Ama maneviyatımızın terakkisine zarardır. İkide bir önümüze geliyor. Sirayet. Sirayet mutlaka yayıyor. İlle fikir konuşmak değil ki. Sirayet. Bu dalga, elektroniksel dalga kastediyorum öyle.
Dimaen sirayet, kalben inikas, ruhen insiba oluyor. İnsiba en güzel örnek Cebrail'in peygamberi sıkması. Tamam mı? Cebrail'in peygamberi sıkması, oku bilmiyor. Oku bilmiyor. İkra. O sana bir sıkıyor. Toprak çekirdeği sıkınca ağaç fırlıyor. Toprak bir sıkıyor, cebimdeyken çekirdeği bir şey yok. Toprak onu bir sıkıyor, ağaç fırlıyor. Cebrail bir sıkıyor, insiba oluyor. Yani telefon yapmış. Telefonu telefonun yanına getirince bütün bilgiler aniden aktarılıyormuş. Yani var ya, Samsung yapmış diyor böyle. Bir gün ekliyorsun, tamam mı? Öyle diye. Yan yana yapıp tak diye, bu insibahtır. Sonra peygamberin sahabesine inikastır. Tamam. Bediüzzaman Hazretleri'ni asın imamlarının Ümmet-i Muhammed'deki dersleri sirayettir. O sirayet peygambere taşıyor inikasa. Peygamber yani fenafil ustad, fenafil sadakat, fenafil şeyh sirayetle oluyor. Sonra fenafil resul inikasta oluyor. Fenafilla insibalı oluyor. Buna başka bir örneğim de var, delilim. Azrail aleyhisselamın ruhları kabzetmesinde üç tarzda oluyor. Üç tarzda. Mektubatta geçiyor. Azrail aleyhisselam kabz-ı evra meselesinde üç tane yöntemden bahsediyor. Değil mi? Bir üç tane. Temelde üç tane var. Mesela güneş, ayna ve kağıt. Güneşin aynaya insibah. Aynadaki çıkan inikas. Aynadaki de sirayet diye şey yapabiliriz. Bu Kastamonu 66 mıydı? 66. 66. Orada diyor ki 3 aylarında, şu anda 3 aylarındayız ya. 3 aylarında kendi Ramazan'da en gafil bile sokakta bir koşturma var, değil mi? Yarım saat kala. Örnek olsun diye söylüyorum. Çok önemli bir sirayet. Herkes sever yani. En oruçsuz bile bir tanıdığım var. Benim diyor hayatta en çok sevdiğim toplumsal hareket diyor. Kendisi söylüyor toplumsal. Cumhuriyet Evine gazete alan adam. Senin tanıdığın birisi var. Diyor ki en çok sevdiğim, hiç beklemiyordum. Bayramlar zannediyorum. Ramazan'a diyor, iftara yarım saat kala diyor. Yani o koşturma diyor beni bile etkiliyor ve hep pişmanlık duyarım. Keşke bugün tutsaydı. Diyor. Çünkü en azından diyor sebap için değil. Ben de acaba nasıl bakarak bu kadar zevk alıyorum. Acaba onu koşturanlar ne kadar zevk alıyor diyor. Bir Alman vardı. Psikolog tanıdığım Stuttgart'ta. Alman merak etmiş. Orucu nasıl bir şeydir diye tutmuş merakından. Keyif almış. Ulan bir de ben buna inansam nasıl olur demiş Müslüman. Bildiğin gibi diyor, diyor. Allah da öyle vermiş de vermiş lezzeti. Oh. Acayip vermiş. Mesela diğer günlerde keşke Ramazan senede 3 ay olsa diyormuş. Böyle 4 ayda. Yani demiyorum da sonra o inecek tabi. Allah şef dönemini vermiş. Onu çekecek biraz sonra. Sen terak et. Şef bitmemesi için kitaba dönmen lazım. Tamam mı? Arkadaşlar, sirayet dimağla olur, inikas kalple olur, insiba ruhen olur. Örnek veriyorum, alimlerin bizi sirayetle, peygamberlerin bizi inikasla, Allah'ın bizi insibala değiştiriyor. İnsiba ve inikasın menfisi var mı abi? Sirayetin menfisi var. Kalpte batıl itikatlar geçiyor ya, ondan bu itikat bozulunca iniyor. İnikas, şerin inikası yoktur. İkisinin yok yani. Yok. Yani bak şimdi, mesela nurun inikası var, şöyle diyeyim. Bu ayna kabul et abi. Güneş buraya vurdu mu abi Nuran? Oraya yansır mı? Ben şimdi yansıt bakayım. Kesif şeylerin yansıması yoktur. Günahlar da ademidir, kesiftirler, inikasları yoktur. Abi yani o burada zaman, güneşi kapatamazsınız. En fazla yapacağınız şu perdeyi kapatmak olur.
O zaman melek ve şeytan sirayette kalıyor. Sirayette kalıyor. Ondan ötesine bak. Zaten dimağa bakıyor da itikadında batılı var zaten. İtikadı var. İmanın batılı yok ya. Harikasınız. Oradan güzel şeyler yapıyorsunuz. Soruyorsunuz. Güzel oluyor. Gurur diyoruz. Şurayı kakayım. Ayrı dediğim. Esnaf şurayı ayrı etmemiz lazım ki belki yazanlar şey yapar. Şöyle bunlar farklı şeylerdir. Onu etmedi abi. O altta aynı. Hangisi? Fasık altı. Fasık. Hayır. Bir daha intikat sarsın. Ha fasık ha şurası. Şurası değil değil mi? He? Doğru mu? Evet doğru. O zaman şu mu? Şu. Ondan sonra şu. Tamam mı? Peki o sirayet, bu dersi dinledik. Kastamonu 66 nasıl olur? Şimdi orayı okusak. Yani okuduğunuz zaman evde veya derste veya yerde ders okun. Aldığınız şudur. Diyor ki ustad, mevad-i şeririnin pisliğin kokusu güzel olur mu? Balık kokusu, gül kokusu olur mu? O cinstendir. Madde neyse, mesela içki içenin teri de necistir. Ama normal bir Müslümanın sizi mübarektir teriniz. Diyor ki, mevad-i şeririnin kokusu da revai habisiyettir. O zaman iyi dinleyin. Bir pis, bir içki, bir affedersin, büyük abdest. Kokusu da şer, o şer ya şeklidir. Kokusu da yani kötü ya. Bir itikadı bozuk ehli bidâ veya fasık-ı mütecahil, fasık değil. Fasık da var ama derecesi düşük. Fasık-ı mütecahil, ehli bidâ. İnsanlar büyük abdestten daha berbat olurlar. Sirayetleri. Çünkü büyük abdest kokusundan kaçarsın. Bazı evlere gittiğim zaman tuvalete şey koyarlar, koku koyarlar. Koymayın diyor. Niçin? Aldatıyorsunuz. Şimdi Allah kokuyu niçin yarattı? Burnu diyor ki bak tuvalet kokuyorsa çaresini al, burnu aldatma. Çünkü koku partiküllerdir, parçalardır. Başka bir koku koyarak onu ortadan kaldırmıyorsun. Koku koyarak temizle, temizle. Yani parfüm koku Fransa'dan çıkmış. Çünkü tuvalet vermedikleri için, yıkanmadıkları için pis kokuyorlar. Pis kokunun çaresini kokuyla bastırdılar üstüne. Onun için makyajın örttüğü kadın, çarşafın örttüğü kadından daha kapalıdır. Tamam mı? Çarşafın örttüğü kadın daha açıktır makyajın örttüğünden. Makyaj daha beter kapatıyor. Kokuyu kokuyla kapatamazsınız. İmam Ali diyor ki radıyallahu anh, kirli çamaşıra koku değil, sabun lazım. Sirayetinize dikkat edin. İmam-ı Rabbani Hazretleri çok duruyor. Doğru insanlarla, doğru zamanda, doğru yerde, doğru insanlarla, doğru yerde, doğru zamanda bulunup doğru iş yaparsanız dört, doğru insanlarla, doğru yerde, doğru zamanda, doğru iş yaparsanız, yani Ramazan'da doğru iş nedir? Oruç tutmak. Tamam. Doğru yerde, şairin olduğu yerde, mesela Rusya'da olma, elinden geldiği kadar almaya da, yani namazları, ezanların olmayan, camilerin olmadığı yerde, elinden geldiği kadar, doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda doğru iş yaparsan mükemmel sirayet olur. Şey diyor ya İmam Rabbani Hazretleri abi, o çok daha enteresan. Diyor ki bir fasık diyor bir kitabı doğru yazsa, hepsi tamamen doğru olsa. Onun diyor, siz o kitabı okursanız, onun fıskı mutlaka size silah edin. Doğru kitap yazıyor ama fasık. İtikadı bozuk, zındık, münafık. Onun zümmeti diyor Şah Partisi'nin. Evet, şimdi buraya, burası bereketliydi elhamdülillah. Şimdi buraya da katlayın. Şimdi geçiyoruz, lemalar 371. Evet,
kalplerde perdeyi gayba, gaybda ihtar edici bir zata bakan hiçbir hatırat-ı gaybiye ve ilham edici bir zata baktıran hiçbir ilamat-ı sadıka ve hakkal yakin suretinde ve hakkal yakin suretine sıfat-ı kutsiye ve esma-i hüsnanı keşfeden hiçbir itikad-ı yakine ve enbiya ve evliyada bir vacib-ül vücudun envarını aynı lakin ile müşahede eden hiçbir nurani kalp ve asfiya ve siddikinde bir halik-i külli şeyin ayat-ı vücudunu ve berahin-i vahdetini ayat-ı vücubunu ve berahin-i vahdetini ilme lakinine tasdik eden, ispat eden hiçbir münevver akıl yoktur ki. Bunu bu şekli yazmak lazım bu. Şekildir bu. İtikad-i yakini. Allahu alem. Şeyi okuyayım, eğer ihtiyaç duyulursa bu metni yazarız. Çünkü yazılacak bir metin. Şekilsiz anlaşılmıyor bu. İsterseniz yazayım. Bu çok şeydir. Bu sayfaya toptan uzun bir Fatih bir kalkar mısın? Oraya geç. Onu çek abi. Yavaş yavaş. Tamam. Tamam abi. Güzel. Silin. Tamam, bunu sileceğiz artık. Silin. Dur dur ben. Sil abi. Sen buraya gel Fatih. Tamam sen gel. Sileyim komple. Sil. Artık gitti. Bunu yazayım ki. Abi çok önemli. Bir bakmak lazım dersen sonra unutmasın. O da çizgi koyma. Tamam. Yok. Hiç, belki de boşsun. Sağ tarafı bilerek mi sıkmıyorsunuz abi? Sıkılmıyor mu yoksa? O biraz yalama yapmış gibi. Evet, kalplerde belki de şey doğrudur, çalışıyor da belki kalplerde perde-i gaybda da ihtar edici bir zata bakan hiçbir hatıratı gaybiye. Kırmızı alalım. Hatırat-ı gaybiye. Tamam mı? Ondan sonra ve ilham edici biz okuyalım mı sen? He. Bir zata baktıran hiçbir itikad-ı yakin. Ha, onun alttan da yaktıran hiçbir
İlhamat-ı Sadık. Onu çarpmamız lazım. Hatırat-ı kaymıyor. İlham edici bir zata baktıran. İlham edici buraya çizgi olması lazım. Hiçbir şuraya ne yapayım bu? İlhamat-ı Sadık'a. Hiçbir ilhamat-ı Sadık'a. Hiçbir var mı? Var. Hiçbir. Sadık'a sonra suretinde. Ve Hakk'a yakın suretinde sonra abi sıfat-ı kutsiye bu değişiyor değil mi? Heh. Sıfat-ı Kudsiye ve Esma-i Hüsna'nın ve Esma-i Hüsna'sını Esma-i Hüsna'nı keşfeden. Hüsna'nı keşfeden. Dur abim. Keşfeden hiçbir keşfeden şimdi ve enbiya ve evliyada enbiya mı de? Enbiya ve evliyada. Sana burada ayrılıyor mevzu. Üç grup var. Kalplerde hatırat-ı gaybiye, ilham-ı sadıka, itikad-ı yakine, enbiya evliyada nurani kalp, asfiya sıddıkinde münevvere kalp. Yani kalplerde enbiya evliyada asfiya ve sıddıkinde diye üç grup var. Ruh, kalp, dima mı? Evet. İşte bilmiyorum diyeceğiz herhalde. Evet, evet. Olur. Onun için zaten şey yapıyorum ki onu görelim diye. Yani ama şu an o iki yazdığınız kalplerdekiydi. Bitti. Bu bitti. Bu mu? Ha, o bitti şimdi. Kalplerde üç tanesi varmış. He. Şimdi enbiya ve evliyada itikad. Nurani kalp varmış. Öyle. Enbiya ve evliya. Başı. Bir, ha, tamam yani. Bir vacibül vücudun. Ha şimdi detay. Vücudun envarını aynı yakinide. Aynı ya aynı yakin bitişik olması gerekiyormuş. Yakin ile müşahade eden müşahade eden
hiçbir nurani kalp. Bak kalp edişi bu. Bu kalp. Nurani kalpte. Evet. Şimdi ve asfiya ve sidikine. Bir haliki külli şeyin hayat vücudunu hayatı vücubu onu ve erahili kul vahdet şeyin nerede silgi ha? Berahini vahdetini ilmin yakin ile tasdik eden tasdik eden aşağıya büyük bir okum çıkartıyoruz. Aslında yoktur ki'den sonra da şöyle var. Şimdi biz 5 tane mertebe yazdık. 5 tane de yoktur ki diyor. Senin vücuduna, sıfatı kutsiyene, senin vahdetine, mahdiyetine, esma-i hüsnana şahit etmesin diyor. O da mı 5? O da 5. Bir de söyler misin bunu? Devamlı cümle öyle diyor. Cevabını kaç o söyle. Bunda bunların hepsi yazın da eşleme mümkünse. Tamam, eşleme. Hocam, ben bakayım da çıkıyor. Senin vücubu vücuduna. Senin vücubu vücuduna. Vücubu vücuduna. Vücuduna. Sıfatı kutsiyene. Kutsiyene. Senin vahdetine. Ehadiyetine. Esma-i Hüsna'na. Şehadet etmesin.
delalet bulunmasın. Şehadet etmesin, delalet bulunmasın, işareti olmasın. Onda da üçleme var. Şehadet, delalet, ne? Şehadet. Dur. Şehadet. Delalet. İşaret. İşaret. Olmaz. İşareti olmaz. İşareti? Olmaz. Bitti. Cümle öyle bitiyor. Ama şöyle. Burası şehadet etmesin, delaleti bulunmasın, işareti olmasın. Hepsi ha. Birden olmasın değil. Etmesin, bulunmasın, olmasın. 371. Öyle olmadı ama. Etmesin, bulunmasın, şehadeti olmasın. Şehadeti etmesin, delaleti. Bana mı diyorsun onu? Ha. Evet, bulunmasın. Yok, cümle öyle aslında. O tek fiille bitmiyor ha. Nasıl bitiyorsa bana söyle. Olmasın, olmasını silin abi. Karşılıklarını yazarak yazacağız. Şehadet. Olmasın. Etmesin. Karşılığına yazın abi. Şehadetin karşılığına. Yanına. Şehadet etmesin. Şey sıktı abi. Yok, durabilir parantez. Şehadet etmesin. Şehadet. Etmesin. Etmesin. Yani. Etmesin. Olmasın. Bulunmasın. Bulunmasın. Olmasın. Yazmışken böyle olmasın. 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 Evet. Mevzu bu. Dörde gireriz bunlar. Size dedim yani girmeseniz daha... Bir ders olur mu? Ben de mi? Ay neyle kaçmışım? Kaçış rampasını kullanmışımdır mutlaka. Pişt diye. Tabii. Ağlacağımı aldım mutlaka kaçmışım. Bir şey yapmam bir bakayım kaçışıma bir bakayım. Şimdi bakarım da baştan duracağım. Vallahi. Ay bak bak hele şuraya. Şuraya bak. Hatıratı galiba. Akıl. Kalp, itikaz, akıl, kalp, yakin, dima, yakin işte, yakin, yakin işte, itikat işte, dima, dima kardeş, sadakata dima, Allah Allah. Beş tane var. Bir, bir kaçışıma bir bakayım. Vahiy beş tane. Kaçış yapalım. Kafir, kafir. Abi şu var ya, birle bu aktif etme. Heh. Miracı, miracı şey yapıyor abi ya sanki. Miracı gördüm, eyvah. Vallahi gördüm. Yani şu... yani o gözlükle bakıyoruz. Hangi, hangisi? Mesela şehadet etmesin, dalaleti bulunmasın, işareti olmasın. Yani sırf bunları yapmak için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'i huzuruna davet ediyor abi ya. Bak, şey. Sanki dima şu, kalbe, şey dima şu, akıl yoktur. Akıl buydu ya. Evet, tamam. Yani aslında iki tane var. Yani akıl ve itikad tabii karışıyor. Orada bir okuyalım abi. Hasan abi. İtikad-ı yakini farklı bir şey olması lazım abi ya. İkisinde de itikad akıl var, üstte de kalp var. Yani biraz karışıktı. Münevver akıl. Bak, üçünü de, şurada da üç tane söylüyor. İlhamat, kalp, bu dima, bu da hatırat, vicdan olabilir, akıl, gayb, gayb ruh ya, neyse, bir bakayım kaçış rampam neymiş, geçin 211 deftere, Allahu Alem, itikadımızı sıfat-ı kutsiye ve esma-i hüsnalar oluşturuyor, bak, bir tanesi o. Allah-u Alim. İtikadımızı sıfat-ı kutsi ve esm-i hüsnalar oluşturuyor. İtikadın öyle bir meratibi var ki hakkal yakinmiş. 25. sözde, 25. sayfada Kastamonu da söylüyor. İlmel yakin ama hakkal yakin seviyesinde bir ilmel yakin. Bir şey, bir şey oluşturuyorsa onun ters dönüşümü de onu oluşturan olur. Yani iman zatının bir nurudur. Bu da zata bakan bakar. Zata dönüşümü, zata dönüşümü denir. Bir daha.
Ben de bir şey anlamadım. Bir şey, bir şeyi oluşturuyorsa, onun tersi mesela Allah imanı oluşturuyor, itikadımıza göre Allah imanı veriyor. İmanı bizim değil. Onun emaneti ya. İtikad bizim. İtikadımıza verilen cevaptır iman. Bir şey, bir şeyi oluşturuyorsa, yani bir yerden bir yere gidiliyorsa aynı yolla geri gelebilirsiniz. Tersi ters dönüşümü de onu oluşturan olur. Yani imanım da Allah'ı itikatla. Yani iman zatının bir nurudur. Ama bu da zata bakar. Yani iman zata bakar. Zata dönüşümü denir. Yani su buz su gibi. İman da evet. Yani zatına dönüştürme mekanizması. Yani mevcudatta malzemeyi alıyoruz, tamam mı abiler? Bak şimdi, bakayım becerebilecek miyim? Saati bu malzemeyi alarak itikadımızı yaptık, sonra iman. İman madem Allah'ın nuruysa, içeriğim Allah ya, o imanla da oraya gidebiliyor musun? Oraya gidebiliyoruz. Diyordunuz ya, çekirdek çıktığı yer, kök, dal, şey, son hududu, oraya kadar gidiyor. Tamam. Abi, mesela şöyle, Miraç. Bak şöyle diyeyim, toprak, çekirdek, ağaç, meyve ağaçtan, çekirdek. Bu kökteki çekirdek, buradaki çekirdeğe bir yol açıldı. Nedir o? Çekirdek, meyve. Meyve çiçek, tomurcuk, yaprak, dal, gövde, kök, çekirdeğe tekrar gelebiliyor. Yani bir şey oluşturan yöntem aynı zamanda aslında kaldırar dönüşüm. İman Allah imanımızı oluşturmuşsa imanımızla da Allah'ı oluşturabilir, Allah'a dönüşebilir, dönüştürebilir. Rubiyet, uluhiyet gibi. Devam edeyim. İtikadı sıfat-ı kutsiye ve esma-i hüsnalar keşfeder. Keşfeder. Geri dönüşümü bunlarsa İtikad da bunlar oluşturur. İtikadı da bunlar oluşturur. Evet, itikadı da bunlar oluşturur. Bir şey yani sıfat-ı kutsiyeler. Evet. Yani sıfat-ı kutsiyelerin sen, basar, ilim, irade, kudret, hayat, kelam. Bunlar, bir de esma-i hüsnalar kainatta bunlar bizim itikadımızı oluşturuyorsa, yani kutsiyeler keşfeder. Bu itikadım, bu sefer itikadımızı oluşturuyorsa İtikad da bunları keşfettikten sonra zata geçiyor. Yani imana geçiyor. İman zata. Esma, sıfat, itikad gibi onu da aşıttın mı? İman. Onunla imana geçiyor. İman. Zata. Öyle gibi oldu. Öyle oldu. Sanattan sanatkar yani demeyelim. Şu misal vermiştik ya. Zaten. Bak arkadaşlar şu. Yani iman zata bakıyorsa İtikatta esma sıfat. La teşbih ve la temsil. Değil mi? Şu. Şurası serbest sağ mı abiler? Evet. Serbest sağ. Burası serbest sağ değil. Tamamen seni belirleyen bir şey. Burada kişilik ve kimlik oluyor. Şimdi burası itikat diyelim misal la teşbih. Bunlar oluşturuyor. Bu oluşan da bunu oluşturuyor. Işığı kapatalım istersen sikeyi. Şimdi itikat imanımızı oluşturuyor ya. Evet. Yani oluşturuyor demeyeyim de. İtikadı biz oluşturuyoruz. İtikadımıza verilen cevaptır iman. Kurbiyetimize verilen cevap. O kapatır mısınız? Bir kalk. Kalk kapattın mı? Kapatalım dedim. Aşağı doğru. Tamam. Bak şimdi. Doğru itikada verilen cevap imandır. Allah'ın cevabıdır. İtikada verilen cevap imandır. Şimdi Allah'ın o bizim değil o. Bizim oluşturduğumuz değil. Zatın nurudur. Bizimle alakası yok. Ama o büyür, küçülür, ufalır vesaire. Fakat bu iman dönüyor itikadı yapıyor mu tekrar? Aşağıda itikadı düzeltiyor. Şimdi bir yolla gidebiliyorsanız bir yere,
aynı yolla geri gelebilirsiniz demektir. Şimdi Allah'a bir yol açıldı mı? Allah'a bir yol açıldı. Niye? İtikadımızla Allah zatıyla cevap verdi. Geliştir iman. Hani hatırlar mısınız dün akşam geçen Kadir Gecesi? Bir glaf-ı latif var, bizim için biraz bir bedeni misal var. Bedeni misal buradan gidiştir, glaf-ı latif dönüştür. Geliştir. Orada. Oradan geliş, buradan dönüş. Tam zıttı değil miydi abi? Yani aynısı oldu da ifade, oradan gelir geliş kısmı glaf-ı latif, buradan bedenleri yüklenip gidiş, dönüş. Mesela buradan oraya gidiş, bedeni misal. Evet. Bedeni misallerimizi alıyoruz, toplayıp. Tamam. Toplayıp gidiyoruz. Bedeni misalleri toplaya toplaya gidiyoruz. Tamam mı? Mesela o bedeni misaliye içeride mutfakta, mutfakta rule var ya kağıt, getirir evet, misin? Tabii getiririm abi. Yani onu getir. Ben buradayım işte. Hemen o tezgahta abim sağ tarafa. Getirmeyecektik. Hemen rule var sağda hemen. Ver abi. Gördüm de biraz. Ucunu kesmek zorunda. İsraf olmayacak. Bu andaki beden. Beden. Andaki beden. Koydum. Andaki beden. Beden hepsi. Şimdi ben bunu topladım. Böyle kabul edin. Topladım. Topladım. Topladım, rulo oldu. Bu bedeni misalidir. Bir oldu. Gül goncası. Bir. Bu da gül goncası oldu. Tırıt tırıt tırıtlar. Tamam mı? Şimdi götür. Vazifesini yaptı. Bedeni misali. Beden her bir renk andaki andır. Andaki bedenlerimiz. Onların toplamı beden misali. Vefat edince beden misallerimiz var ya. Bedenlerimiz var. Tak 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 dırr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 r
Tamam, gidiş, topladık. Oradan gelişimiz ise grafilatif. Yani insana giydirilenler. Şimdi beden gibi gözükürken İstidat ya, tablet gibi oldu sanki. Gibi, evet bak, aynen. Hoş zaman. Şöyle diyeyim, film oynuyor bilgisayarda. Ama arkadan ne programlar çalışıyor. Renklerle alakalı, seslerle alakalı, hızlı, hafıza, değil mi? Bir sürü bilgisayarcı. Bir sürü şeyler çalışıyor, değil mi bayağı? Herhalde 3-5 tane en az program çalışıyor belki. Ne bu? Tüm sistem gerekli. Gerek diyor. Şimdi bak ne anlatacağım. Bu burada duruyor mu? Aslında burada duramaz. Çünkü ruh aynı odundaki nur ve ısı gibi, duman gibi yaktığın zaman tutamazsınız bir yere. Dağılır. Ruh da böyledir. Ama bir yerde tutmak için bir sistem çalışmış. Sistemler. Odunda yani her yerde olan ısı, ışık, odun olarak gösterebilmek çok zordur. Hani bedeni, beden işte cennette zordur burası. Çünkü beden tek boyuttur. Güzellikler memleketi. Cehennem tek boyuttur. Çirkinlikler boyutu. Bu dünya ise ikisinin cemidir. Zordur. Zoru yapmış Cenab-ı Hak. Yani her yerde olan nuru, ısıyı, ışığı, odun olarak tutmak zordur. Nurdan daha zordur odun yapmak. Çünkü ateşin en büyük düşmanı oduna koyacaksın. Oduna zıt. Ve ateşin, odun içinde nur var, odunun içi karanlık. Karanlıkta nuru saklayacaksınız. Zordur. En zor şey burada. Nuru karanlıkta gizleyeceksiniz. Şimdi bedendir bu. Bu bedende bu alemleri cem edeceksiniz. Zordur. 18 bin alemi cem edeceksiniz. 18 bin alemi buraya toplayacaksınız. Bu toplanması glafilatiftir. Yukarıdan aşağıya. Ne anlatacağım? Şu beden gözüküyor ya şimdi.
Beden gözüküyor mu? Arkada iki sistem çalışıyor. An ve an. Yoksa bu yok olur. Yani şöyle diyeyim. Isı ışığı, dumanı kaldırın odundan. Dumanın ve nuru kaldırın. Odun olur mu? Ha. Bedeni misali letafet tarafımız. Cesedi necmi, nurani tarafımız. Arkada bu iki sistem çalışıyor, beden gözüküyor. Tamam mı? Şimdi bu öne çıkmış, bu gözükmüyor. Tamam. Allah Resulü'nde bu beden geri gitmiş, bedeni misalisi ve cesedi necmi nurani öne gelmiş. Ama tipi aynı. Ya maddesi aynı. Şöyle diyeyim. Bunun güneş vursa gölgesi düşer mi? Düşer. Düşer çünkü atomdur. Ayna getirin. Gölgesi düşer mi aynanın? Şahina diyorum. Cam. Cam. Düşmez. Niç? O da atom değil mi? Cam da atomdur. Defter de atomdur. Resulullah da atomdur. Biz de atomuz. Atomdur. Zahir tamamen atomdur. Resulullah atomdur. Biz de atomuz. Cam ayna demiyorum. Cam da atomdur, defter de atomdur. Defterin gölgesi düşer ama camın gölgesi düşmez, geçer öteye. Ama zahirde cam gözükür, değil mi? Ha, Resulullah insan olarak gözüküyor. Tamam, tak arkası bizim bedeni misali letafetimiz, cesedi necmi, nuraniyetimiz bu bedeni burada tutar. Yani odundaki nur ve duma tutuyor mu abi? Tutuyor. Öyle gelince odun yok olur. Yani cam. Odunu şeye getiriyorsun. Tamam böyle. Allah Resulü'nde cam oluyor. Bizdeki defter gibi. Onun önüne geliyor böyle. Karnımı böyle yapıyorum. Bakın bedeni misali ve cesedi necmi nuraniyeti öne gelmiş. Ama tipi, şekli, görüntüsü insan, atom. Ama artık o onun emrine girdiği için beden bu sefer bunun kanuniyetiyle iş yapıyor beden. Hocam peki bedeni misali letafet, cesedi necmi, nuraniyeti de semavatta bulunması atom iken bu sıfatlara öne çıkartıyor. Bu sefer atom iken ama hızı vesel bulunuşu bu iki sıfatla. Yani örnek verdim işte mesela güneş atom değil midir? Her yerdedir. Güneş de atomdur. Evet. Güneş atomdur. Nuraniyet sarıyla her yerde. Her yerdedir. Nuraniyet. Ama atomdur. Ben de atomum. Niye her yerde değilim? Nurani atom olunca her yerde olacak. Ha, ama o da atomdur ama. Yani nurani olmak için atomluktan çıkmıyorsun. Hasan abi hep diyoruz ya her yerde. Nurani olmak için atomluktan çıkmıyorsun. Nurani atom. Hasan abi hep diyoruz ya her yerde olan bir şeyi burada yapmak zor. Ama hemen onu tutuyorum. Resulullah miraca gitmesi için insan atomunda cesedinden ille çıkartmaya çalışıyoruz. Onun için miracı anlamıyoruz. İlle cesetten çıkarmaya çalışıyoruz. Güneş nuran değil midir? Ama mahluktur ve mahluktur, atomdur, kesiftir. Yani maddedir ya, atomdur. Ama nuranidir. Her yerde olan bir hakikati burada şey yapmak, tutmak zordur diyoruz ya. Biz sanıyoruz ki yani bir yerde olan bir yerde duruyor, öbürsü gitti. Hayır. Yani orada da her yerde de var, bir yerde de var. Ya bir o şey olmuyor yani. İkisi birlikte çıkıyor. Yani bir şey bir yerde gözükmesinin sebebi alem-i şehadetteki şeyidir. Ama beni mesela meydana getiren esmalar burada bir fiile çıkmış, öne çıkmış ama beni meydana getiren esma burada yok. Var. Her yerde var. Ama burada bir kuvve var, burada bir fiil var. Ben aslında burada gözükürken ben aslında her yerdeyim. Ama oradakileri olan benler bil kuvve, ben bil fiil. Çekirdekteki program bil kuvve, ağaca dönüşmüş olana bil fiil. Peki çekirdekten bil fiil ağaçtır. Bil kuvve nerededir? Meyvelerin içerisindeki çekirdektir. Çekirdek her yerdedir. Bil kuvve, bil fiil bir yerdedir. Tamam mı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bil kuvvelerle ama bil fiil olarak bulunmuş. Nasıl oluyor? İlmel yakin, anel yakin, hakkal yakin. İlmel yakin, dağın arasından duman çıkarsa, uzaktan bakıyoruz ki, ilmen biliriz ki duman altında ateş var. Ateşin yanına gittik, gördük, ayn, gözle gördük, anel yakin. Elimizi soktuk, hakkal yakin. Ustad diyor ki, Kastamonu 25'te,
İlmel yakinin de üç mertebesi var. İlmel yakinin içerisindeki ilmel yakin. Aynel yakin ve hakkal yakin. Öyle bir ilmel yakin ki hakkal yakin diyor. Mesela güneş. Üç şekilde bulunabiliyor ya. Yani. Odun olarak bulunabiliyor. Odun, çünkü odun donmuş güneştir. Yakın çıkıyor güneş. Ondan sonra aynada bulunabiliyor. Ayna vasıtasıyla bir yerde. Seni bir de inşa ediyor ya. İnşa etmesiyle bulunabiliyor. Yani ille biz bir şeyi dönüştürmeden o şeyi başka şekilde düşünemiyoruz. Allah Resulü'nün cesedi, ceset olmakla beraber, cismani olmakla beraber nuranidir. Ona misal güneş gibidir. Kesiftir, maddedir, atomdur, kilosu vardır ama ondan çıkan ısı, nurun kilosu yoktur. Nurun kilosu yoktur. Isının kilosu yoktur. Şeklinin kilosu yoktur. Güneş bir yerdedir ama sıfatıyla her yerdedir. Ve her çeşitte bulunabiliyor. Odun olarak bulunuyor yeryüzünde, çiçek olarak bulunuyor. Güneş gezegenleri tutuyor. Kuva olarak tutuyor değil mi? Mevcudatı tutuyor merkez kaç kuvvetiyle. Bak ne kadar. Yani nim nurani olan güneş farklı farklı icraat yaparsa nurani olan bir zat ne yapmaz? Onun için onun cesedi cesedin oluşturan iki sıfat öne gelince bedeni misali latiftir. Cesedi necmi de nuranidir. Tamam mı? Onun bir tanesi gidiş geliş. O zaman gittiği anda gelmiştir, geldiği anda gitmiştir. Çünkü anında kızdım. Daha bunu daha balın üzerine baklava verilir mi adama? Biz çarşamba günü ne anlatacağız hepsini? Bunu anlatacaksın. Anlatmam yemin ediyorum. Kestin sen. Yemin parası vereceğim. Yemin parası. Borçsuz harcayacağım. Daha itimat et bana. Bunu hatırlatacağım sana. Daha güzel şey çıkacak orada. İnşallah. Allah çok zengindir. Allah razı olsun. Yo, ben zaten en son nokta olur herhalde. Ben evet. Bir tane anlatmayacağım. Çok bir çünkü Miraç'ta ne var biliyor musun? Miraç altı tane iman esasından besleniyor. Kader dört taneden beslenir. Bir dalı da diyor, İslam esası olarak sayarsak yedi aslında olarak. Evet, hakikati İslam. Çünkü erkan-ı imaniyeden medet alır Miraç. Şimdi devam edelim. Ha, devam edelim derken şuna geçelim. Bir şey daha söyleyeyim Hasan abi. Evet. Bu da bir şeyden, kafa-i şeriften bir tefekkür. Evet. Peygamberimiz Resulullah'ın gölgesi olsaydı biz olmazdık biliyor musunuz Hasan abi? Niçin? Niçin? Onu da söyleyeyim mi? Onun bütün, biz, bütün bu alem, bütün bu kainat onun zaten gölgesi. Ama yansıması birebir olmuş. Anlatabiliyor muyum? Hani şey, akisler gibi şimdi bilmiyorum. Tefekkürümü size de ortak edebilir miyim bilmiyorum ama. Şimdi siz o gözlüğünüzün önünü ben boyasam Hasan abi, onun gölgesidir bu tarafa düşen. Yani siyah olur, gölge olur, karanlık olur ama, Adem olur ama. Resulullah'ın gölgesi olsaydı Adem olurdu. Adem'i yok. O biziz. Onun gölgesi biziz bütün Hasan abi. Bilmiyorum izah edebildim ama. Ben intikal edemedim. Bir dakika. Şimdi siyah gözlüğü. Şimdi şöyle yapın Hasan abi. Güneş vursa. Resulullah öyle şey ki diyor. Onun Adem'i biziz yani. O nurundan yani mana tarafı o. Nuru biziz yani. Oradan pergeli koyuyor. Yani şöyle düşünün Hasan abi. Öyle bir noktaya ben sizi çıkartıyorum ki. Bütün kainat önünüzde. Hasan abi, evet. Ona güneş burada vurmuyor. O birdeyken ona vurmuş güneş. Abi dört ayda sayıyordunuz ya. Yani ona güneş birdeyken vurmuş Hasan abi, tamam mı? Ve gölgesi düşmüş nereye? Bütün bir kainat olarak düşmüş. Siz, ben, bütün bu, her gördüğümüz her şey onun gölgesi zaten. Anlatabiliyor muyum demek istediğim? Çok tuhaftı. Onun için burası değil ki ya. Hafif eşilediğin zaman tenteneli perde, her şey burada. Örtü burada, örtülen aynı yerde. Perde bu zaten aslında. Yoğurt mayaladınız. Mayalayınca örtü örtülüyor. Örtü nerededir? Örtülen de oradadır. Eğer örtülen yoksa ona örtü denmez. Çaput veya bez atılmıştır. Örtü denmez. Örtü dendiği anda örttüğü şey de orada demektir.
Yoğurt orada, bez burada olmaz. Şimdi alemi şahadet, alemi gaybın üzerine tenteneli perde örtü müdür? Alemi gaybda bu. O zaman alemi gayb ile iyi dinle 222 mestevi. Alemi gayb ile alemi şahadet arasında mesafe ne kadar uzun, ne kadar kısa. Ne kadar kısa. İmanla küfür arasında mesafe ne kadar sonsuz, ne kadar yakın. Vücut ve Adem aynı. Yani vücut ve Adem, iman, küfür, alemi gayb, alemi şahadet arasındaki şey ne kadar mesafe, ne kadar uzun, ince bir soğan zarı gibidir. Böyle hafif yırtmasan bile zara böyle biraz yanaş, kaşı görürüz. Yani o mestevide hatırladınız mı? Vücut ve Adem ne kadar uzun, ne kadar kısa. İman küfür ne kadar korkunç, sonsuz mesafe, ne kadar yakın. Alemi gayb ile alemi şahadet ne kadar sonsuz, ne kadar sonsuz yakın. Tamam. Bu neymiş biliyor musun? Bunların cemi bulabildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla 138 veya 108 tane köprüden bahsediyor. İman köprü olduğunu, itikat köprü olduğunu, alemi şehadet köprü olduğunu, ezel ve ebed arasında köprü olduğunu, ezel başlangıç, ebed sonsuz değil. Ezel, mazi, hali birden tutuyormuş, tamam mı? Başka şey bunlar. Kardeşler, burası değil. Bu değil. Sendeyiz. Sen berzahsın, köprüsün, koridorsun, kavşaksın. Ustadın tabiriyle ruznamedir. Takvimdir, hulasadır, ruznamedir, haritadır, 6 tane, 146 emirdandır bunu söylüyor. Ne mutlu, bunlarla meşgul olan demek, Allah meşgul ettiren kimselere. Allah meşgul ettiremezse, sen meşgul olamazsın. Allah sevdirtmezse, sevemezsin. Allah getirtmese gelemezsin. Yani itikattan esbab alemine bakarken esbab aleminde de itikada bakacağız ki ehli sünnet olalım. İman senin değildir. İman sana verilmiştir. İtikat senindir. İtikadına verilen cevaptır iman. İkisinin adı hidayet. Burak. İkisini dediniz? İtikatla iman. İtikatlı iman verilen hidayet değil miydi? Yani o pencereye aç, nasıl o misaliniz vardı ya. Evet. Bak şimdi. Güneş Allah'tır. Tamam. Misal. Ev biziz. Tamam. Yani aşağı derken. Evet. Misal. Oradan gelen ziya imandır. Hidayettir. Ya öyle demiştim. Evet, öyledir. Hidayettir. Biz bunu cama açtık. İtikadı açtık, içeride çiçek ısındırdı vesaire, aydınlık oldu. Onaylayınca biz hidayeti, itikatla bizde iman olur. Size bir toplamı dediniz. Ha şimdi. Değil mi? Şimdi Hasan abi. Doğru. Şimdi ben bir kurşunla sizi şehit ettim, biz de şahit olduk. Şimdi şu kamerayı az bir şey şu tarafa çeviriyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben geçeceğim kameranın diğer tarafına bir şey geçeceğim. Dayanamadım Hasan abi. Yani yakışıklı çıkayım diye. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, şöyle. Şimdi Hasan abi ev dediniz ya, o ben size anlattığım tefekkür o zaman şimdi burada biraz gitti gibi sanki. Hemen şöyle çizeyim abi. Biraz olmadı ama ilerledim. Ezan mı bu? Evet, öğlen ezanı. Dünyada şimdi ne dediniz abi? Ne dediğimi bilmiyorum. Güneşten... Hidayet mi? Ziya geliyor, hidayet. Bu nedir? Allah'a misal. Şems. Allah'a misal. Şems-i ezeli. Şems-i ezeli. Ezeli. Tamam. Bu nedir abi? Bu ne? İnsan diyelim. İnsan mı? Evet. Ev insan yani. Evet.
Ne diyelim? Sonra incelttirsin. Tamam. Şimdi bu vuruyor değil mi Hasan abi? Vurdum. İnsana vuruyor. Gelen nedir Hasan abi? Hidayet. Hidayet geliyor değil mi abi? He. Hidayet geliyor. Bunları bu evin içine alma kapısıdır. Değerli kardeşlerim. Şunlar. Şunlar. Camlar. Camlar. Doğru itikada verilen cevap. Namaz. Buradaki namazlarımız. Şuradaki namazlarımız bizi buraya bağlayandır. Hidayetin bizdeki neticesidir Hasan abi. Namazın penceresiyle diyor. Oradan mı diyorsun? Namazın penceresi diyor. Diyor yani namaz, değil mi? Namaz, namaz kendisi pencere değildir. Namazın penceresi. Şimdi bir de... Namaz nedir biliyor musun? Şöyle bir şey söyleyeyim. Namaz kendisi şekildir desek. Evet. Ama tabii tefekkür farklı, değişik. Bunu böyle yapsa doğru. Biraz daha farklı yapsa. Mesela buna namaz desen, namazın nigaye ne? Namazın delikleriyle, yani namazın penceresiyle Zat-ı Zülcelal'a bakıyorsun. Tamam işte, ne güzel. Aynen. Evet, tamam. Şu kapısı... Şu kapısı... He. Bu da kapısı işte. Kapısı yani insan girse abi, o zaman namaz o kapısından insan girse o zaman namazın penceresiyle almış olur ama. Namazın o kapı ne bir itikat. O kapıyı abi ben biraz aslında şöyle düşündüm. İtikat değil mi? Bakın 5 tane var ya orada Hasan abi. Kapıyı ben akşam namazı olarak düşündüm Hasan abi. Bizim bizzatihi gittim. Hani bütün namazların başında sünnet var. Allah Resulü bizi hazırlıyor. Sünnet, kendin, evet. Benim sünnetsiz, Allah'ın sünnetsiz direkt farza girdiğin namaz tek namaz. Çünkü sünnet, farzdan önceki sünnet hazırlamaktır. Hazırlamak. İhsariyedir. Ama direkt böyle girdiğin namaz, sünnetsiz, hazırlıksız girdiğin akşamdır. Akşamdır. O direkt artık sensin yani. Evet. Artık bir oluyorsun. Tek artık oluyorsun. Artık kolundan baban tutup getirmiyor seni. Sen git diyorsun. Aslında artık orada baba yok, çocuk yok, o yok bu yok. Aslında sen de yoksun. Orada bir tane var aslında. O akşam namazını ben öyle algılıyorum biraz sanki. Anlıyoruz. Kapıda o, evet. Biraz da şey yapayım. İyi miyiz? Abi, sen iyi. Doğru cevabı verilen, yani itikat doğru olursa buna verilen cevap hidayet değil mi? İman. İman dedi. İman mı? İman. Mesela bak, şems-i zeli güneş. Hı hı. Ziya geliyor. Hidayet. Çünkü içinde sürü renkler var, ısı var, ışık var vesaire. Ütrovyal dalgalar, bir sürü şeyler var. Hidayet geliyor. Bu binada kepeği kaldırdık. Perdeyi açtık. Bu itikat. İtikatlarımızla hidayete onayladık. Hidayeti aldık içeriye. İçeride evi sıktı, ışıklandırdı. Bizde olan iman zor. Bizde bize. Çıkıyor, evet. Bize mazur lan. Bizde güneş olur. Bizde. Güneş evimizde. Allah bizde. İmanla. Hidayet ile itikat çarpışınca iman çıkıyor gibi yani böyle buluşunca diyelim. Tamam neyle dedin? Hidayetle itikat Halit. Buluşunca iman çıkıyor. Harika. İkisinin ceminden iman değil. Evet. Doğru itikat. Ama şu misal çok güzeldi. Şems-i ezeli Allah misal. Gelen hidayet. Bu binada pencere açmak ve güneşe yol yapmak onun gelişine itikat. Tamam, doğru cevabı verilen itikat doğru cevabı verilen. İçeriye girdi güneş, çiçeğimiz büyüttü. Cisimleşti de ben de mesela balkonumda şey var, limon ağacı var. Ağaç, limon, odun, güneş ama güdonlu. Ve sındırdı, ışık verdi burası, aydınlattı. Burası ne şey? Güneş burada icraat yapıyor ama güneş yok burada şimdi bakın. Ama var ya, ben gördüm. Tavanı açmam. Buradaki güneşin kendisi iman. O da Allah. O da buradaki Allah. Ama misal için demiş Şekar. Yani değil mi? Doğru itikada verilen cevaptır iman. Şimdi devam edelim. Ya. Bizi başka bir yere sevk etmiyor. Yok etmeyeceğim ama abi iman... İmanı da ben hakikaten daha başka bir şey anlıyorum Hasan abi. Peki işte. Her şeyi anlayabilirsin de yeter ki tersini anlama. Söyleyeyim Hasan abi. İşte bu şey
Sizin bu örneğiniz gene çıkmıyor aklımdan Hasan abi ya. O, hangisi? Ney örneği Hasan abi? Ney? Ha, bu şey. Ney? Evet. Üfleniyor oradan. Aslında imandır aslında bir manada çıkan. İman ettiğinle besleniyorsun. Artık o oluyorsun bir mana. Yani yanlış konuşmayayım da ondan oluyorsun veyahut da. Demek istiyorum. Evet. Yani iman demek trafonun en sonundaki gelen hal Hasan abi. Trafonun en sonundan çıkan enerji var ya, işte o iman Hasan abi. Yani ne kadar izah edebildim. Çünkü bak kardeşim, iman aslında o manada seni söyledin. İtikat ettiğin şeyle beslenmenin adıdır iman. Başka manada itikat ettiğin şeyle beslenmenin adı nedir? Mesela Allah'a iman ettik. Ne oluyor? Nokta istinadı bulduk. Dünyada. Ahirete iman ettik. E karımız ne? İman etmenize, kalitesine ve kıymetine göre, derecesine göre, ahirete imanın kalitesi ve derecesine göre nokta istimdat oluyor. Yani iman ne demek? İman ettiğin şeyle bu dünyada besleniyoruz. Çünkü ahirete iman etmek ahirette işe yaramaz. Zaten ahirettesin. Ahirete iman etmek burada. Hasan abi çok özür dilerim. Bebek anne karnında. Bismillah açıldım ya, bir dur ya. Ne bakıyorsun Mehmet abi öyle bana, kızma. Bebek annenin karnında Hasan abi. Bebek annenin karnında, ağzı var, yemek yemiyor, hiçbir şey, yani hiçbir şeyini kullanamıyor değil mi? Ama besleniyor. Neyle? O göbek bağıyla tamam. Anneye bağlanıyor. Harika. Evet, yani o bağ. Bak, şimdi bak, aslında beslenme yolu bu dünyada ağızdır. İşitme yolu kulaktır. Görme yolu. Ama çocuk oradayken bu gözle beslenecek yer annenin gördüğüyle çocuk inşa oluyor. Annenin yediği helal haramla, sanki çocuk haram helal yemiş gibi, annenin yediğiyle çocuk haramla oluyor, helalla büyüyor. Sanki çocuğun gözü annenin gözü, çocuğun kulağı annenin kulağı. Çocuk neyle besleniyor? Vücudu annenin vücudu oluyor. Çocuk annenin gözüyle görüyor. Öyle bir... Hayır, çocuk annenin gözüyle görüyor, annenin kulağı. Mesela anneye Kur'an dinle. Anne şarkı türkü dinle. Çocuk etkilenir mi, etkilenmez? Bir tanesi Almanya'da bunu anlatırken, camide, imamken, üst katta, nasıl oluyor falan deyince, nasıl oluyor diyor çocuk, nasıl dışarıda annenin şeyi? Bir itiraz gelince böyle sonra, gelecek hafta bahsederken yine yukarı kadına, o zaman dedim gözünüzü kapatın, ameliymiş bir de. Gözünüzü kapatın dedim, onu kastederek ama demedim. Bak şimdi, ben dışarıda okuyorum, ben sizin dışınızdayım. Siz de annesiniz ama ne sen görüyorsun ne ben. Ben direkt çocuğu kastederek okuyorum, ben onu oynatacağım Allah'ın izniyle. Annenin kaynında oynatacağım. Vallahi billahi bir defa denemedim, adedi belli değil. Ben okuyacağım, çocuk seni tekmeleyecek. Çocuk hareketi gelecek. Şu anda hiçbir şey var mı? Yok. Okuyayım hurufu mukattayı bu niyetle, çünkü adres yazıyorum. Hurufu mektup hazır. Tekmelemeye başlayacak, dönmeye başlayacak. Fetih suresini okudum. Lakin. Acayip bir şey. Ve dayanamadı, gözünü açtı. Sübhanallah. İnanın bana. Bu makamın şerefini söylüyor. Gözünü açtı, dayanamıyorum diyor tekmelemesine. Ve nasıl ağlıyor? Bu hocanın hangi kitabı okuyorsa ben de alacağım. O toprağın içinde. Yani siz çok mesela, buna delilim de şu, gözünü kapat, rufunu katayı dinle. Bak bak nasıl tesir ediyorum, etmiyorum. Sen vardı ya o koltukta bir adam, fırıncı mı neydi adam? Fırıncı mı? Neyse, hepiniz şahitsiniz de çok. Eğer, peki niçin söyledim? Bir itikadımızın böyle malzeme vermek adına, yani çocuğun gözü annenin gözüdür. Çocuğun ağzı annenin ağzıdır. Besleniyor mu? Beslenmiyor. Ağızdan besleniyor. Fena fillah anne olmuş. Başka, başka. Şu anda da başka bir yöntemle besleniyoruz. Ağızdan değil, göbekle. Nesebimize gittik. Dimağ göbeğimiz oldu karında. Dimağ, evet. Göbek ya. Nesebimize gittik.
Biliyor musunuz? Tıpta da öyledir ha. Göbek, alt veri tabanın dimağıdır. Hatta direkt dimağa bağlanan aşağısıdır. Yani organın bağlandığı direkt beyne bağlı. Onun sezeryanla veya normal doğum direkt beyni etkiliyor. Sezeryanla yapılan doğumda çocuk fare yavrusunu yemiş. Normal doğum yaptığı zaman yavrusuna yavru gibi davranmış. Organ direkt beyne bağlı. Bir yere bağlı değil. Hayal ettiğin anda direkt çalışıyor. Peki ne kadar gitti? Biraz da gidelim mi? İyi misiniz? Kaç, kaçış rampasından kaçtık ama haberiniz var değil mi? Unuttum. Nerede o şey? Arka. Ne arkada mı? Arkada çevirdiniz. Komple unuttum. Yani ya geçebiliriz tabii. Mevzu çok gidecekse. Şöyle yazdım orada. Böyle işaret koydum kaçış rampası. Hiç anneden çıkmadık değil mi abi? Anneden, hangi anneyi kastediyorsun? Toprak anne. Toprak anne. Öyle diyor Emir Dağda abi. Ne diyor? Toprak annesi olan diyor, rahmetine diyor değil mi? Kardeşler, bu giriş yaptı. Bu açtı. Bu bunun devamı değil. Zaten ayırlarda, enbiyada, evliyada diye. Bunu, burada çözmeye başladı bunu. Şunu. Bu üç tanedir. Evet. Kalp, dima. Vicdan. Tamam. İman kalptedir. İmanın ziyası vicdandadır. İmanın nuru dimağdadır. Buradan sonra bunu açtı. Kullandı ve tekrar üçe getirdi. Tamam. Abi metnin sonunda da peygamberi örnek veriyor. Aleyhisselam'ı. Evet. Peki bunların bütününe ne diyeceğiz? Bu metnin sonunda peygamberi veriyor. Onun ceminde hep o çıkıyor diyor. Bunların hepsini birden bir şey diyebilir miyiz? Bak, bu dima olduğu kesin. Bu ilhamat sadika vicdanidir. Bu gaybın, kalp için gayb diyor usta. Hı hı. Alemi gaybın haritası. Veya bu gayb, vicdana diyor. Pencere diyor. Kalbe pencere diyor. Gaybın pencereye kalp diyor, bakana vicdan diyor. Yani bu itikat ya bu kalptir veya vicdandır. Hangisi uyuyor? Bu vicdan mıdır, kalp mıdır? Bakın, ilham edici. Burada kalp diyor. Burası kalp. Zaten söylüyor. Ama size kalp. Kalp. Vicdan. Zaten burada itikat diyor. Hakkal yakın suretinde. Suretinde sıfat-ı kutsiyenin şey göreceğim. İtikat. Dima. Kalp. Vicdan. İlham sanki dima değil mi? Şunun ilhamdan bahsederken Hasan abi. İlhamat. İlham histir ya, ilham. His de vicdan da. Şimdi burası bunun devamı değil. Bunu ne yapmış? Nurani kalp ve akıl. Bu kalp, bu akıl. Bak bunu zaten söylüyor. Şunu şey yaparsak şurayı. Karışmasın şu. Besmele ile silin mesela. Hangi besmele? Besmele ile silin diyorum. Tabii benim silin. Yaptığım ne diyeyim. Akıl. Nedir o akıl temsilcileri? Asfiya ve Sidiki. Kalbin şeyleri. Enbiya ve Evliya. Enbiya ve Evliya. Peki bunlar ne dedi? Sistem böyle çalışıyor. Vay be.
Bu sayfa kaçtı? Sayfa kaçtı? Şey. Bu 371. Nasıl yapmış ya bunu? Biz şimdi varı anlamaya çalışıyoruz. İfade etmek, yazmak. İşte bunu anlamak. Keşfetmek, ifade edip yazıya dökmek Bediüzzaman, bu nasıl bir şeydir? Şumurlu bir ilhamdır ha. Evet. Risale-i Nur şumurlu bir ilhamdır. İlhamın üstü şumurlu ilhamdır. Şumurlu ilhamın üstü vahidir. Devam ediyoruz. Lemalar 372. Ve ilm ve yakin itikatları ile ilm ve yakin itikat ilm ve yakin itikat boyutundaymış. Şualar 101. Ben görüyorum. Ben görmüyorum. Benim yanımda ve itikadımda yoktur diyebilir. Yoksa vakide yoktur diyemez. Burada ne çıkarttık? Burada da herkesin hususi dünyasını itikatlar oluşturur. Herkesin hususi dünyasını oluşturan itikattır. Ya yanında ve nazarında veya itikadımda gibi kayıtların herkese göre taaddudu ile neticeler dahi taaddud eder. Yanında, nazarında, itikadımda. Üçü de farklı. Nazar da itikat da ayrıdırlar. Demek ki herkesin hususi dünyası var ya, ne onu bulduk şimdi, farkında mısınız? Çok acayip sevilmemiz lazım. Rabbi. Herkesin Rabbini oluşturan itikat. İslamiyet. O zaman itikat rububiyete, iman uluhiyete bakar. Harika. Yazmış zaten. Yazdık mı? Yazmış mıydı? Yazdık. Kurbiyet, akrebiyet diye de şey yapmış. Kurbiyet. Yazmıştık, tamam. Yani gene nerede bakarsak şey çıkıyor. Tamam mı abiler? Demek ki çok acayip. Herkesin hususi dünyası, bunu da yazabilir. Hususi dünyasını itikadı oluşturuyor. Umumi dünya kimse gördüğü yok. Ancak kalp ve ruhun dereceyi hayatına giren, mazi ve müstakbeli beraber hal gibi gören, imanının gibi, imanının gereği gibi yaşayan adam da umumi dünyaya şahit oluyor. Yoksa imanımızın derecesine göre umumi dünyaya şahit oluyoruz. İtikadımıza göre yani. İmanımıza göre umumi dünyaya şahit oluyoruz. İtikadımıza göre hususi dünyamıza şahit oluyoruz. İtikat boyutu, iman boyutuna, yani iman arttıkça kalp ve ruhun derece hayatı demek, umumi dünya. Şu anda herkes umumi dünyaya bakarken kesinlikle umumi dünyayı görmüyor. Herkes kendi küçük dünyasında yaşıyor. Mesela küçük dünyasında, mesela diyelim ki kadın çocuğunu kaybetmiş, dünyayı kainat Allah görür. Adam mesela iflas etti, bilmem ne yaptı, şöyle yaptı, böyle psikolojisi. Kainat artık onun anlamını yitirmiş, sipsiyah, karanlık, sipsiyah bitti. Zulmete dönmüş, yeysin zulümatına, kimsesizliğin vahşetine, erva akabisenin izacatına muptela olmuş. Ondan sonra ne olmuş? Bu vahşetin dehşetinden. Bunun hususi dünyası. Bak, unutmayın, yazalım mı? Onu yazmış mıydım? Onu hususi dünya... Dedik ya, itikat kişiliği oluşturur. He. Onu yazdınız mı arkadaşlar? Yazmış mıydık? Siz hatırlayın. Bu umumi dünyayı, iman... Ha, onu yazma. Onu yazma. Onu yaz abim, onu yaz. Umumi dünyayı... Umumi dünyayı... imanımız... imanımızla... hususi... dünyayı itikat, usta öyle diyor, hasarettir bu, itikadıyla diyor. İtikadıyla parantez böyle çetik yapın, oluşturur. Tamam abiler. Karaman abiler, sizinle gurur duyuyor. Allah neler gösteriyor sizinle beraber. Son şurayı da okuyalım, namaz kılalım. 212'de
İki yer okuyacağız. Şualar 103, Şualar 129. Ondan sonra bitiyor. Kesiyoruz. Tamam abi. Bak müjde. Ders bitiyor. 103. Bu kısım ise bir hükümdür, bir itikattır, bir iltizamdır. Bu üçü de ayrıdırlar. Risale-i Nur yüzer mizan ve muvazenelerle bu hakikati itikadımızı mizan ile ve muvazenelerimizi oluşturur. Bak, itikadımız mizanımızı ve muvazenelerimizi oluşturuyormuş. Buralardan çıkarttım. İtikadımızı mizan ve muvazenelerimizi oluşturur. Ha, bunu yazalım. Bu çok önemliydi. Şimdi değiştiriyorum sayfayı. Kaçış. Bunu tamam bitiriyoruz. Bununla alakası yoktur demiştik. Şöyle gel. Tamam. Evet. Şimdi hangisini sileyim? Şunu siliyorum. Şunu siliyorum. Bunu yazıyorum. Çok önemli bir şey de onun için çok önemsiyorum. İki şey oluşturuyor bu manada. Birisi mizan. Mizan nedir dersini havale. İki, muvazenelerimiz. Peki onu bir simgesel olarak şey yapayım, nedir diye onu yazayım. Muvazene, mizan, ölçüdür bu. Ölçü tartı. Bak şimdi, hangisi kantar, hangisi metre onu bulun. Hadi söyleyin bakalım. Onun kafayı son ders olunca canlandırın böyle. Bir tanesi kantar, bir tanesi metreydi. Bu nedir? Muvazene. Muvazene ölçü yapıyor. Mizan kantar. Tartı. Mizan metre. He? Mizan metre, muvazene tartı. Kantar. Bu? Mizan metre. Metre. Muvazene. Ölçü yani. Kantar. Bu tartı. 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 Yukarıdaki ölçü tartı. Tamam. Peki. Güzel. Peki burası da nedir? Mizan. Oluşturur. Hangisiyle yazacağız? Ki karışmasın. Oluşturur. Neyi oluşturur? İtikadımızı oluşturur. Kim oluşturur? Bunlar. Tamam mı abiler? Bir elinde metre, bir elinde kantar, itikadımız. Doğru bir itikat, edili şeriyle geçer. Zaten mizan ve muvazene yoksa ya çok aldatır ya da aldanır. Evet. Edile-i şeriye kaçtır? Dörttür. Edile-i nüreye kaçtır? Nur talebenin ölçüsü kaçtır? Edile-i nüreye de dörttür. Nedir o? Ve nerede yazıyor? Edile-i nüreye diye bir dersimiz vardı. Hatırlayın. Edile-i nüreye. He? Evet. Neydi vardı? Neydi abiler? Hadi bakalım. Sevgili kardeşlerim. Esasatını. Sadakatını. Hadi bak. Olmaz. Edile-i nuriye. İhlas sadaka. 46. sayfa mıydı? Buradan göstereyim de. 46 değildi. Mahkemat değil mi? Mahkemat. Mahkemat. Bir. 49.
Şurada. Lübü bulamayan mı oğlum? Ha? Lübü bulamayan kışır. Bir. Lübü bulamayan kışır ile meşgul ol. Kışırla mı meşgul oluyorsun? Böyle baktı, öyle baktı. Şöyle ders yaptı, böyle izah yaptı, lügat verdi, vermedi, çizdi. Hatta sarı kitaptan okumadı, beyaz kağıttan okudu. Yani bunu yazdın ya, olmaz. Bu sarıdan okuyacaksın. Burada yazıp okumak olmaz. Kim bunlar? Lübü bulmayan kışır ile meşgul olur. Hakikati bulamaz. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Hayalata sapar. Mehmet abim harikasın bugün. Sırat-ı müstakimi göremeyen ya ifrata ya da tefrite düşer. Çok aldanır. Muvazenesiz ve mizansız olan çok aldatır ve aldanır. Görüyor musun? Yok kağıt, beyaz kağıttan, doğru haklısın dedim ya. Sarı kağıttan okuyamadım dedim de beyaz kağıda yazmıştım. Çünkü onu aç, bunu aç, bak işini açmak için bunu getirdim değil mi? Hani her atıf yaptığımız şeyi, kaç tane atıftan buraya cem etmişiz, buraya gelebilmem için, buraya gelebilmem için kaç tane atıflı toplama okudum? Mizanı okudum, muvazeni okudum, itikadı okudum, ondan sonra bu oluşturduğunu, metre olduğunu, hani kolay değil tabii. Ama adam ne yapar? Bak, lübü bulamamış, kışırlamış. Hakikati tanımayan, hayalata niye sapar? Niçin gaye hayal olmasa zihinler enele döner, hakikat olmayınca hakikat kendisi oluyor. Allah'a tapmasa kendisine tapıyor. Başka çaresi yok. Allah'a tapmaya kendisine tapıyor. Ortası var mı? Yok. İman küfrün ortası olmadığı gibi. Peki, sonra ötekisi neydi? Sırat-ı müstakimi göremeyen, ifrat ve tefrite düşer. Sonra elinde metresi ve kantarı, muvazene ve muhakemesi, mizanı ve muvazenesi olmayan milleti aldanır ve aldatır. Neyle ölçecek? Bir tane misal vereyim mi bununla alakalı? Son zamanlarda işte hocaları sıraya koydular, hücum ettiler ya, Ehl-i Sünnet hocalarını işte Ramazan'a kadar kutsiyetlerini kırmak için benle başladılar falan. Kadir Mısırlıoğlu'ndan Şen Hoca'ya kadar, Yıldız'a kadar Nurettin. Bana dediler ki abi Nurettin Yıldız işte ustada biraz eskide biraz ileri geri konuşmuş, ne yapacağız? Ustadı inkar eden, Risale'yi inkar eden küfür olmaz, kafir olmaz ve sel olmaz. Bakın, muvazene ve muhakime çok önemli, mizan. Mizan ve muvazene. Bu adama kim hücum ediyor? İmam Şafii diyor ki düşmanınızın okunu takip edin. Düşman, bu düşman mı bakın? Bak bu adam düşman, bak bu adam düşman. Bu adam bir ok atıyor. Bu adam düşman. Oku nereye atar bu adam? Düşmanına atar. Bu benim düşmanım mı? Bak bu düşman. Bu adam da oku nereye atar ölsün diye? Düşmanına atar. Bu benim düşmanımsa bunun düşmanı bana dosttur. Bu adam Nurettin üzerine hücum ediyorsa bu benim bizim dostumuzdur. İç meseleni dış meseleyle karıştırırsa sen karışık adamsın. Ölçün yok demektir. Kafana göre davranıyorsun. Mesela bana hakaret ediyor, küfür ediyor vesaire. Gıybet eder, iftira eder ama Risale'nin şeyinden düşmez. Zina yapar, içki içti, düştü yani yaptı, adam öldürdü. İmandan düşer mi? Risale'nin de düşmez. Adam mesela hata yaptı, yaptı yapmadı. Hemen dayanın dışına atıyor, oklamacına atıyor. Kim bunlar? Muvazene ve mizanı olmayan muhakemesiz insanlar yapar. Muhakeme edemiyor. Çünkü edile-i şeriye dörttür. Edile-i nüreye de dörttür. Ama orada umumi hukuku ayırıyordunuz ya. Hani evet. Ne zaman olur, ne zaman olmaz. Ha, umumi hukuka ne zaman olur, ne zaman olur. Bu da ölçüdür. Umumi hukuka kasten veya şuursuz olarak yanlışlık yapan, kasten olursa onun dışına çıkar. Mesela diyelim ki kapanıza dikkat edin. Evet. Umumi hukuk nedir? Risale'nin umumi hukuktan çıkan İslam dairesine düşer. Nurculuktan düşer. Değil mi? Risale'nin tarikattan düşen hakikatta olur. Tarikattan düşen. Şeriatta olur. Şeriatta olur ya. Yani. Yani dini cemaatler nedir? Gaye değil ki. Dava değil ki. Dini cemaatler dava değil. Dava içinde Burhan'dır diyor ustalar. Burada bu Edile-i Nuriye dediniz ya, ne demek yani, neyi kastediyorsun? Hayır, direkt, Edile-i Nuriye ne demek? Şunu kastediyorum, Nur talebelerin elinde neyin nesidir, kim kimdir, neyin nesidir,
Ölçü aleti, ölçü birimimiz. Edille ne demek? Edille, delillendirme. Yani nura göre delillendirme. Hmm. Yani mesela diyelim ki, kim, kime, neyin, ne zaman, nasıl, niçin, makam ve maksat. Tamam. Delillerince mi edille? Yani bir olayı neyle yorumlayacağız? He, nasıl anlayacağız ya? Yani? Mesela bir misal vermek için örnek verdim. Mesela lisanına itiraz etmiş. Şey, birinci şu andan dolayı Nurettin Yıldız hocamız itiraz etmiş. Yani mesela Risale'de şey geçiyor, o ihtiyar zat diyor. Neydi o? Neydi o? Arvasiye. Ha tamam. Kastamonu şey yapıyoruz tat. Tenkidini tenkit ediyor. Sonra çünkü diyor eli darlar diyor. Sonra Kastamonu ileriki sayfada diyor ki 190 küsürde birbirini inkar eden hatta tekfir derecesinde itham eden alimler makamlarına düşmezler diyor. Tamam mı? Makamlardan düşmezler. Anlayış. Ha, şimdi Risale-i Nur'a mesela hücum etse Risale bir burhandı. İslamiyet'in bu adam burhanda mesela. Mesela usta da bir itiraz ediyor. Hazreti Ali'ye sayfa celceleti gelmiş ya. Adam alay ediyor. Ama sana diyebilir misin Risale-i Nur'un bu tarafına itiraz edene kafirdir? Hayır diyemezsin. Çünkü baş Risale'den dairenin düşüyor. Biz de ne yaptık ona? Vahiy ve 6 tane oldu onu. Ona da hep vahiy dendiğini, bir tane vahiy ilham manasında, bir tanesi bilgilendirme manasında, bir tanesi de vazifelendirme manasında olduğunu bilmiyor adam. Ha biz, bu bizi bir bağlar bu. Edile-i Şeriye Müslümanları bağlar. Edile-i Şeriye'den bir tanesi çıksa, diyelim ki Faiz Eylan dedi. Onunla beraber olamazsınız. Çünkü Edile-i Nure değil, Edile-i Şeriye kitap, sünnet, icma kıyas. Harama haram, helala helal demesi lazım. Ki Edile-i Nur'e şeriyede kalsın. Kumara helal dese, he? Zinaya helal dese, faize helal dese, otomatik olarak Edile-i şeriyeden düşer. Şeriyeden düşer. Başka şeriattan düşünce kalmaz. Ama burhan olan tarikattır, nurculuktur. Bunlar burhandır. Burhandan düşse gene şeriata düşer. Çünkü dini cemaatler dava değil, dava içinde burhandır. Şimdi nur talebeleri için dedim ki neyi ne zaman bak kim kime neyi ne zaman nasıl niçin makam maksat uslupla söyleyeceğini karşısına cevap vereceğini duracağını yanında bulunup bulunmayacağını sana gösteren göstergelerdir. Abi bu 4 tane şeyi nasıl anlayacağız? Kastamonu ve bunu bitiriyorum, bunu söylüyorum. Kastamonu hayat layıkası bizim diş dünyamızdaki yap, yapma, de, deme, git, gitme, taraftan ol, olma larımızı belirler. Emirdar layıkası içsel alemimizde ilişkili ve çelişkili gibi olan duygularımızı, hislerimizi, fikirlerimizi rayına oturtur. Barla layıkası idealist dava adamının ruhunu inşa eden malzemeler deposudur. Tarihçeyi hayat ise Kale Musa, Kale Firavun Kur'an'da geçtiği gibi Kale Musa, Musa dedi, Firavun dedi. Yani iman ve küfür mücadelenin sahasıdır. Sahasına seni yetiştiriyor. Dolayısıyla layıkaları okumayan ve onunla okuyup da amel etmeyen kendisinin nereye ait olduğunu bilemez. Sözler, mektubat, lemalar, şuaları, 4 iman kitabını okuyan, layıkaları okumayan kendisini aidattığını bilmez. Yani nereye ait olduğunu, nereye çalıştığını bilemez. Yani cemaat ruhu ve şuuru layıkalar verir. İman şuurunu imani mevzular verir demek istiyorum. Şimdi bunu oluşturduğu metre muvazene dedik. Son şeyimizi okuyup namaz kılacağız. Kesiyor. Şualar 129'a bilir. Hem imanda öyle fevkalade bir kuvvet. Bir, harika bir yakin. İmanın içerisinde itikat var dedik ya. Yani imanla itikat ayrıdır. Bir tane delili de burası. Şualar 129 bak. İmanda
Şimdi imanın içine bakıyoruz abi. Evet. Tamam mı? Evet, son şeyimiz onun için toparlanın. Evet. Bak imanın içinde şunlar var. Fevkalade bir kuvvet varmış. 2. Harika bir yakin varmış. 3. Mucizane bir inkişaf varmış. 4. Cihanı ışıklandıran bir ulvi itikat taşımış ki varmış. Bunlar imanda var. İmanı bunları tazamun ediyor. İman bunları tazamun ediyor. Bunu yapmıştık geçen hafta. Evet, abi. Bunu diyecektim. Ya. He, yapmıştık. Ruh, kalp şeyleri. Evet, bunu yapmıştık. Ondan sonra yapmışsak yapmışızdır. Yapmamışsak yapmamışızdır. Ondan sonra ben burada kesiyorum. Hafta inşallah buluşmak üzere. Allah hakikatiyle haklanmayı, manasıyla manalanmayı, fikriyle fikirlenmeyi, hisleriyle hislenmeyi nasip eylesin. Yazı olan şeklinin dimağımızla okumuşsak fikirlenmeyi, hisle okumuşsak kalplenmeyi, latifelerimizle okumuşsak ruhlanmayı netice veriyor. Allah'ım üçün bize tazamun etmeyi nasip eyle. Amin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir. Amin. Ağlayan alem İslam'ı İttihad-ı İslam'la güldür. Amin. Ya Rabbi riyakarani söylediğimiz sözleri dergâh-ı izzetinde halis ve masumane, samimane söylenen sözler, dualar hürmetine zümresini ihlak eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım kabirde, dünyada ve kabirde, haşirde ve Sırat Köprüsü'nde bize bu manaları nur, ziya olarak karşımıza çıkart ya Rabbi. Amin. Allah'ım Emirdağ 1, 208'de dediği gibi okunan Risale-i Nur'un her sayfası haşir meydanında senet ve berat olacak diyor. Amin Allah'ım. Aynı öyle bize nasip eyle. Amin. El Fatiha. Amin.